Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi efsane bir videoyla karşınızdayız. Gen G Fanatik Best of 5 yani 5 maçlık üzerinden 5 maç üzerinden bir seri izleyeceğiz. Gen G biliyorsunuz turnuvanın favorisi olabilir. Ve Fanatik de bence turnuvaya iyi başladı, iyi de devam ediyor. Bakalım nasıl bir seri izleyeceğiz görelim. Viorian'la Zek yasaklaması Gen G'den. Nautilus, Senna ve Lucian tamamen alt koridor odaklı yasaklamalar. Kalista ilk seçim. Kalista'yı görür görmez burada Varus eş geliyor. Normal şartlarda burada Talyah'ı görebiliriz. Yani Varus Talyah görebilirdik. Ama alt koridoru kazanmayı daha çok ön planda tuttuğu belli Fanatik'in. Varus eşi direkt aldılar. Talyah'ı rakibini alıp almaması önemli değildi. Rumble artı Sejuani geldi. Rumble büyük ihtimal destek. Devamında Talyah geldi. Kalista'ya karşı zaten problem. Ama Kalista'nın şusu var. Şunu unutmayalım. Hani Lethality Kalista kastığında öyle inanılmaz hoplayıp zıplayan bir şampiyona dönüşmediği için Talyah için de bir tık problem oluyor. Ama tabii genel olarak yine Kalista'nın bir kontrası karşı tercihi diyebiliriz. LeBlanc Hvi'yi yasaklamaları Fanatik'ten, diğer tarafta Xin Zhao ve Lee Sin yasaklamaları geliyor. Burada Wukong gösteriliyor. Aslında Poppy falan da açık. Sanki Poppy falan da olabilirmiş gibi geldi bana. Buraya hani sonuçta Kalista yine o kontrolayan Sejuani'nin belki Q'suyla kaçmasını girmesini engelleyebilen bir şampiyon. Wukong tercihi geliyor. Wukong da Kalista'yı büyük probleme sokuyor ama öyle de bir durum var. Hani sadece o anlamda değil. Buraya Corki mi geliyor Chovy'den? Talyah'a karşı yine hani W'sunu ne kadar bozuyorsa da hani W'yu kaçmak için kullanacak bir Corki'ye hiçbir şey yapamaz Talyah. Günün sonunda karşıda Wukong da var. Hani rakipte çok net bir savaş başlangıcı olmadığı için burada Corki hiç fena değil. Bu yönden iyi. Yani sallıyorum Ornn'lar, işte ne bileyim Nautilus'lar, Leona'lar, bu tarz şampiyonlar, Rell'ler, böyle şeyler olmadığı için Corki, bir de rakip Squishy dediğimiz hani tank da yok. Corki çok tank şampiyonlara karşı biraz problem yaşıyor. Bu anlamda Corki bence gayet güzel bir tercih. Zaten Talyah'a karşı da gayet iyi bir tercih. Twisted Fate'i gösteriyor şu an Oscar'ın. Kamil oynamıştı sanırım Xante'ye karşı bir maç. Öyle bir şeyi tercih edecek mi derken harbiden Kamil'i aldı. Acayip iyi bir Kamil oyuncusu. Yani şöyle Oscar'ın o Kamil'i OTP falan diyemeyiz. Ama bu turnuvada inanılmaz güzel bir Kamil oyunu var. Ve belki de dünyadaki en iyi, nasıl diyeyim size, weak side, hani zayıf taraf oyuncusuna karşı, 369'a karşı böyle bir şey yaptı. Bakalım Keen'e karşı neler yapacak. Keen de böyle eşleşmeleri oynamayı sever. Zeus'a karşı da son dönemde bayağı üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Bakalım sonuçları neler olacak. Geçelim maçımıza. İlk maç seçimi saklaması bitti. Telefona bakıyorum oğlum, ne uyuması lan, manyak mısınız? Kardeşlerim, videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, koridor değişikliği oldu. Koridor değişikliği olur olmaz da Kamil hemen orta koridora baskına geldi ama Gen G bunun farkında, erkenden çalıya totem atmış. Koridor değişikliğini Gen G yapacağı için o totem oraya atılmış. Normalde oraya totem atmak diye bir şey yok League of Legends'ta. Ama koridor değişikliği olacak. Kamil orta koridora baskın dener. O mantıkla oraya bir totem atılmış. Aslında Gen G koridor değişikliğinin her safhasını düşünmüş. Önemli olan da bu zaten. Evet, burada Sejuani alt koridorunu korumaya geldi Kanyon. Keen'i öldürmek istemiyorlar burada. Hemen üst koridora Oscar'dan ışından geldi. Çünkü rakip ormancı alt koridorda olduğu için iki kişi kule altı yapamayacaklarını düşünüyor Oscar. Ama Gen G bunu planlamıştır. Buraya bir kule altı gelir mi derken gelmiyor. Harbiden iki üst koridora da farm attırıyorlar. Ses nasıl az ya, hep böyle oğlum. İzlemek istemeyen izlemesin. Ses hep böyle. Ses bayağı az, tamam, başka yerden izlersiniz. Ses daha iyi olan yerlerde. Oy! Triplere baksana. Ya kardeşim, trip değil, aptal mısın sen? Her zaman yaptığım ses bu. Anladın mı? YouTube'a da gidiyor bu. Anladın mı? Bir şey değişmiyor. Triplere bak diyor, kafası ya. Hayatımda her gün zaten Watch Party ile geçiyor. Ses bu iyi. Yoksa benim sesimi bastırıyor kardeşim. Her gün ayarladığım bak %6 bak. Bak. %6'da şu an. Anladın mı? Bak oynatayım bak. Gördün mü? Bak. 5 oldu. Anladın mı? Dangalak herif. E ama ses aynı değil. Konuştuk ilerleyen zamanlarda, fightlarda görürsün kardeşim yani. Ses aynı değil. Aynen. Twitch'te bozukluk var. Bak yine maçın ilk maç gitti. Bu YouTube'a mesela. O adamı banlasana ya Talha. O triplere bak diyeni banla. Videonun anasını s**lam. Direkt banlasana onu. Aha Kanyon. Ölmez ki Noah. Öldü mü? O s**tir. Kestiler lan.
Bu arada Lance otomatik saldırı atabildi mi ona? Nasıl hemen CC yedi lan o? Lance sıçra atıp oto attıysa var ya, büyük oynamış. Bak büyük oynamış. Keen? Bayağı iyi oynadı lan Keen. O pozisyonu tekrar izletmeleri lazım. Aha. Abi Corki bu kadar güçlü mü oğlum ya? Harbiden çok... Oğlum bak, bottaki Gengi göstermedi ama ya. Bottaki Gengi gösterse o kadar güzel olacak ki. Mesela orada Lance sıçrayıp otomatik saldırı atıp kanyonun yüklerini top biriktirdiyse bayağı iyi play mesela, anladın mı? Sadece hasar olarak bakmayın yani. Bu arada Camille her türlü belli bir dakikadan sonra eğer oyunda böyle saçma sapan öne geçişler falan filan olmazsa Keen tarafından, Camille her türlü yan koridorda yenecek arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani isterse minyon da geri de düşsün fark etmez. Keen ekstra skorlar almadığı sürece yener. Kamil. Oy. Abi adamlar ne kadar rahat oynuyor bakar mısınız ya? Adam Corki ile koridor kazanıyor. Tamam mı? Corki ile net bir biçimde koridorunu kazanıyor. Sıçrasını alıyor. Sıçrasını aldığı rakibe kanyondan müthiş bir gank skor alıyorlar. Çok iyi oyun abi. Gene uyudu ha. Ragnar şey oğlum. Medya deyi var Ragnar'ın. Alo. Abi uyuyakalıyorsun diye topladım birkaç kişi. He. Çok yok ya, Ragnar medya deyi var. Ragnar gelemez zaten. Oy. Eren 2 dakikaya geliyormuş abi, dizi izliyormuş ya mesela yerine. Ha kestiler lan. Bitsin geliyorum dedi. Aha. Ne yapıyor? Abi biz delali izliyoruz ya. Kesin oğlum şimdi niye koş? Ha? Niye koşmuyor ya? Oğlum Noah'ın o flash neydi? Hadi lan humanoid. Abi de bir ekran paylaşım var mı? Var, attım. Helal lan humanoid. Ama abi Chovy çok kill aldı ya. Abi maç büyük sanki. Öldü ki o. Aha! Kaçtı lan! Oynuyor abi bu arada bazen. Adam bazen oynuyor kapı. Peksimetleri fondipledi, gördünüz mü? İyi kaçtı valla. Alo. Alo. Bir yorum yap bakalım Homoid. Niye böyle matchup bu kadar zor mu? Ne oldu ya? He. Sol ikiler. Genk atıp flash'ını aldılar. Sol ikiler attı. Genk atıp flash'ını almadılar. Hayır. Ya tek solu... başına flash'ını aldı. Bir canı kaldı. Ama flash evet, atmasa ölüyordu kaldı. Zaten. Bir canı kaldı, sonra Sejo'da geldi, kült attı, öldü işte. Solo kill değil o zaman. Kanka tamam da, ilk Gang başta level 3'te base attırdı kanka Chovy. Bir canını bıraktı, flash'ını aldı. Level 6'da kesti. O ama olabiliyor ya, Corki'nin early'si biraz güçlü. Olabiliyor mu? AC çok güçlü Corki'nin. Aha. Level 3'te en normal. Ah şu slow'u yemeseymiş, öldü bu arada, güzel. Oğlum yani fanatik buldu madeni. Eşim bu Arrow olayı çok iyi ya. Random adam Chovy abi. Bir yerlerden bir şey geliyor. Chovy efekt. Baksana adamı CS'e. Bir şey diyeyim mi? Genji bu turnuvayı yine kazanamayacak. Bu sefer Chovy yüzünden olmayacak ama alt koridor biraz sıçacak bence. Ve yine diyecekler ki Chovy çokladı. Bu maçların pro view olmuyor değil mi ya hiçbir şekilde? Yok. Artık. Çok kötü yaptı. Chovy'ye yazık ya. Her yıl hayvan gibi oynuyor. Her yıl çok da diye onlara geçiyor. Chovy daha final bile oynayamadı değil mi? Oynadı yok. Mı? Yok. Hep yarı final falan eleniyor diye hatırlıyorum. Ben de çeyrek. Zeka. Siz skip ne yapıyorsun bu match up'ta?
Ama adam nasıl bu kadar ses alıyor? Değil mi? Kaçırmıyor oğlum. Direkt hiç kaçırmıyor adam. Kaçırmıyor da yani. Abi buradaki problem ne biliyor musun? Bak CS kaçırmamaya sadece odaklansan sen ben herkes yapar. Yani çoğu insan yapabilir. Bu adam laningini perfect oynayıp bunu yapıyor. Asıl problem evet, burada. Evet. Yani rakibini de şey tribinde oynamıyor yani. Mesela Reckless'ın bot lane'de yaptığı gibi yapmıyor adam. Adam trade'de atıyor. Koridorunda pushluyor. Yani şampiyon aynen sağa sola da yürüyor. Her şeyi yaparken bunu yapabiliyor olması mucize. Öyle. Şu an mesela inanılmaz fazla vuruyor. Şu baksana. Oyun. Yalnız ejderi aldılar ha. Vallahi. Abi Fnatic ya kimle eşleşse gerçi sıkıntıydı ki ya. Sanki bir tek Genji. Orada yine bu ya yine de. Korki çok önde kanka. Korki ama çok önde. Kamil var şimdi. İşte aynen. Ama abi bu kadar öndeyken level dip falan da çok olacak. O Kamil de Korki'yi öldürebileceğine çok inanmıyorum ya. Korki'yi bir şekilde yakalarlarsa Eşero falan. Tabii Eşero yer mi ya Farfetch? Az önce yedi. Double attı ama. Tamam işte. Ya şöyle bir şey var, adam ejderi move attı, midway'i bıraktı. Ama direkt bot wave aldı mesela. Gene bir şey kaybetmedi adam. Salla direkt bot wave. Ha? Oo. Çovi 3-0. Maç bitti abi sanki. Belli olmaz ya bence. Sağ takım komp fena değil mi? Kalista geride değil mi ya biraz? Kalista bence geride ya. Ya Kamil böyle gerçekten, Kamil ile Wukong böyle bayağı güçlenirse bir şekilde bir tane savaş kazanmaları lazım. O Korki'nin bu kadar öne geçtiler ya. O Korki'nin bir kere Sejur'e dive attılar. Dive'ı da atamadılar tapta bir de ona rağmen böyle. Ama çok CS kaybetti orada ya. Kule mule gitti. Void Craft'lar tap için çok öp ya galiba. İlk 6 Void'u olan direkt alıyor kule. Kamil freeze mi atıyor tapa? Galiba. Bence şu an freeze atması iyi ya. Kötü değil yani. Sadece dive atabilirler bir yerlere Genji. O sıkıntı. Baksana oğlum Korki'ye ya. Korki'nin şey olayı çok da OP ya. Bir de bu Hexstringer alıyor eleğinde. Ve hani almak kötü de olmuyor çara. Malmortu'yu satı almıyorsun sonuçta sonradan. Laning de çok güçlü yapıyor o Hexstringer. Evet, evet. AP charlar bence çok şey yapmıyor ya Korki. Yone bayağı darlıyor. Bence Orianna falan da çok darlıyor ya early'de falan. Orianna... Yani evet. Ama onda direkt jungle falan sürekli 2v2 oynayan öyle bir şeyden. Birebir kalırsa sıkıntı da. Viktor çok iyi skilliyor. Abi Viktor'un sıkıntısı şu. Hani late'de falan gidip vuramaz. Vuramıyorsun ya Korki, o problem. Kimse sürmedi ha. Rift'te. Hala var ya blok diyor. Sürersin. Her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Azir ultisi de blok diyor da. Word olmuyor genelde. Azir ultisi tam komedi ya. Genelde iyi olmuyor. Faker atmıştı onu, çok garibime gitmişti. Onu böyle hiçbir objektif yapar yokken yaparsan okey, böyle fight olmayacağına eminsin. Ama genelde Drake öncesi açıyorlar herhalde. Aa. Oğlum tipi de geldi, tipi de geldi, tipi de geldi. Eyvah eyvah. Aa, o da öldü. Aa Kanyon çok iyi ulti attı. Ama fark etmez, öldü. Fnatic geliyor mu? Acaba bence bu arada bir şey değil mi? Bence Ashe kötü oynadı orayı ya. Shutdown'ı almaması lazımdı. Her türlü ölüydü bence orada. Kaçma şansı yoktu. Kamil de TP atmış. Kaç veriyordu ben unuttum. Galiba 300 veriyordu ekstra. Emin olamadım. Ya Ashe'e gitmesi çok kötü değil bu arada hani. Ashe de sonuçta şeydi. Ne bileyim, Kamil'e gitse Ashe bence çok iyi olurdu mesela. Ashe Imperial'ı bitirirse şimdi fightlarda bayağı iş yapacak. Ama Razor kanka yapma Razor, ya. Razor ne yapıyorsun kanka ya. W'su yok mu abi çocuğun? Nereye kullandı W'sunu? Burayı oynayamazlar ha, bitti artık. Bak bence burada mesela ilk iki ejderi almak Korki'ye karşı fena OP. İlk iki ejderi bırakırsan adam paketlerle çok sıkıntı yaratıyor. Şu an mesela
ejderleri bırakabiliyorlar. Daha düzgün oynasalar, Razorb da ölmese, top kuleyi alsalar, şimdi alamayacaklar burayı büyük ihtimal. Korku geliyor. Mesela bunu almış olsalar, ne bileyim işte Razorb gelse, Gromp'u Mromp'u alsa tapta falan, çok 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 iyi olurdu yani. Bu kötü değil mi ama ya? Chovy'nin yaptığı, ulti paketi atmıyor. Ejder'e gelmeyecek şimdi. Büyük ihtimal ama direkt başlayamıyorlar ya. Yani bir 10 saniye diff çok belki fark etmez. Bilmiyordum senin cooldown'ını. Burada mesela Razorb'un flash atmasına gerek var mı? Bomboş flash. Burada flash'ını attı diye diğer tarafta ölüyor. İşte heyecan abi bak. Eşin aldığı skor. Bak vallahi heyecan. İnsanlar bunu kabul etmeyebilir. Genji'ye karşı değil de başka bir takımı olsa Razorb orada belki flash'ını atmayacak. Abi ben serinin shutdown'larını çalıyordum, heyecanlanmıyordum. Yalnız Chovy'de CS yetişti Humanoid. Hikayetim oldu bu arada. Humanoid hikayetim oldu. Bence fightleyebilirler artık. Avrupa'nın avantajı Eni'ye göre bence Avrupa'da her zaman AD carry'ler de daha iyi oluyor. Çoğu zaman en azından. Midler zaten çok daha iyi. Hep gelenler. Caps, Humanoid falan. Eni'deki her midden daha iyi yani. Adamlar. O yüzden böyle takımlara karşı daha iyi oynuyorlar yani. Draft'a da daha iyi abi. Maç mesela. Adamlar çünkü ego oynuyorlar. Mesela NA'de adamlar kaybedecekmiş gibi draft atıyor abi. Bunlar baş başa oynayacağız diye draft atıyor. Anladın mı dedim Furkan abi? Hayır, zaten... Bu açımdan baksana taş çek ister Ashe Warriors kitlemek, anladın mı? NA'de kimse LB almaz mı diyorsun? Mesela NA'de kimse LB alamaz abi genci Chovy'ye karşı. Bu arada şey... NA'de kimse Warriors Ashe çekmez. Ne denir ona? Adamlar zaten... Yaşında mı çekiyor? Humanoid şey diyor oğlum. Test falan diyor, oynanabilir. Testi diyor, yeneriz diyor yani. Bu arada Faker'ın açıklamasını gördünüz mü? Yok. Faker şey demiş. Neden olduğunu bilmiyorum ama Fnatic yenecek demiş. Acaba scrimlerde falan mı iyi oynadı Fnatic? Ya da belki de Chovy'nin her MSI ve Verse'deki halinden dolayı. Chovy'den nefret ediyor diyebilir miyiz Faker? Hoş geldi. Yok lan vallahi billahi Faker öyle demiş. Yok şaka yapmıyorum. Pratik'e karşı olan scrimlerinden belki demişlerdi. İşte onu diyorum ben de. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Vallahi oyun kilitlendi şu an. Bayağı iyi gidiyor Fnatic için. Talia güçlenecek. Karşıda korku var. Kindle de var. Yani korku... Ama sadece korku var işte, anladın mı? Başka ne var ki? Korku başka ve bir şey... iyi bir yıl var. Korku. Ya sağ tarafta da pick up comp var bence ya. Korku'yu kestikleri gibi kazanırlar fight'ı. Yani... Camille A flash ulti atarsa Korki'ye belki o paketi atamadım. Yani doable yapılabilir bence. Cable, Talia, Varus, Ashe, Wukong hepsi backline olur. Girer yani. Bir şeyler atarlar. Aha. O ne lan? Bence mesela Fnatic'in bu ejderde eğer paketi varsa Korki'nin oynamayıp böyle farklı yerlerde gold kasması daha iyi gibi geliyor bana. Özellikle Camille adına. Olmayacak paketi ya. Paketi yok. Paketi bir 10 saniye. Tamam 10 saniye falan gecikecek oğlum. Onda bir şey yok da. Ya çok hızlı bence başlayacak Fnatic. Leş mi kontest edecekler? Yok. Ama korkisiz alabilirler mi ki burayı paketsiz? Buranın kontrolünü. Paketsiz alamazlar işte. İşte o yüzden diyorum. Bir anda mesela maç atlasalar şu an. Leşleri de kötü gibi. Kalista letality zaten. Korudan bağımsız side oynanınca korku için iyi mi oluyor? Of Keen çok iyi yerde ya. Roma maçına bak. Humanoid direkt öldü. Yok. Ama Humanoid çok kötü kaldı oğlum. Ya ama yani mesela oğlum Vision olmayan yere bak. Şeyin geldiği yere bak ve Rumble inanılmaz ulti attı. Orada yakalanmaları kötü oldu ya. Böyle biraz gelmelerini bekleseler aslında Cancel'in o bush'u verip. Şu Red'in arkasındaki bush'la Blue'nun oradaki bush'u alsalar yeterliydi bence. Oğlum tamam da o Keen mesela orada nasıl şey yapabiliyor ki? Çok iç içe mi kalmışlar evet. Baksana çok iyi pozisyon almış. Adam çok iyi ulti atmış yani direkt. Humanoid'e pozisyon da kötü kaldı direkt. Yoksa paket var. Yoksa. Okay. Aha. Yoksa. Ah. Çalıyor da. Var ya. Oscar da öldü. Bu arada bak direkt söylüyorum abi.
Sonuçta Genji iyi fightlıyor. Bırak Oscar kalsın side'da, ver ejderi bak, ciddi söylüyorum. Evet Hextech 1-2. Çok kötü. Ama sonuçta abi ne bileyim, Kamil mesela daha güçlense side'da mide'da farklı bir şeyler yakalayabilirler. Catch'leri iyi Talia, Kamil'le falan eşleri var. Position'ı kötüydü ya direkt abi. Yani tamam abi bak işte. Jenji'nin onu... fightlarının iyi olmasından ziyade bence. Tamam ama zaten mevzu. Fnatic zaten kötü pozisyon alacak. Genji'den daha iyi pozisyon alma ihtimali %10 falan. Yani Genji'den daha iyi pozisyon alamazsın yani. Bu arada Lance'i teklemeye çalışsa diyeceğim de Kalisto ultisi de yok. Lance'i kesermiş bu arada. Orada. Ne kadar güçlenebilir Kamil Ksante'ye karşı? Abi şöyle işte. Random kuleye vuracak, anladın mı? Ksante onu vurup öldüremiyor ya. Hafif hafif kuleye vura vura şey yapacak işte. Bence zaten Ksante çok güçlendi şu anda. Tuşlayamaz ama, tuşlayamaz ki ama Ksante'ye karşı. Hikayetim olması ama lazım. Ama Ksante direkt Kamil'in karşısına dümdüz gelmeyecek ki. Gelirse de işte arkaya flank deneyip Talia'la Kamil'le hızlı bir engage deneyecekler. Bence öyle daha iyiydi yani benim kendi fikrim. Ooo ne yapıyor bunu hiç Sejuani'ye karşı? Flash'ı da yok. Çünkü bu adamlara karşı fightlamak çok zor. Bu GG ya. Azir'i kimse oynamıyordu ha? Bayağıdır Azir görmedik sanki. MSI'da. Azir evet, Azir oynamıyorlar. Çok nadir. Serin MSI gidiyor. Lee Sin, Akali meta. Serin MSI diyor, Kork meta. Tık. Genji'yi bu arada çok kolay gösterdi ya. Bo 5. Yani Fnatic'in böyle kazanabileceği yerler vardı. Ama abi o üstünlükleri çok 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 iyi kullanıyor adamlar ya. Ya aldıkları ufacık bir üstünlüğü çok iyi kullanıyorlar. Abi bence bak. Valla farklı pikler atmaları lazım. Ve farklı şeyler yapmaları lazım. Yani Chovy şunu demeli. Bu adamın burada ne işi var? Bilmem işte Kanyon diyecek ki ne alaka lan bunu niye ben? Böyle olmaz. Ben öyle düşünüyorum en azından yani. Sonuçta loser bir rakıt var. Sonuçta sen Genji'yi burada yensen başka bir güç takım gelecek. Dene. Kaybet abi fark etmiyor ki ne kaybedersin. En azından iki maç öyle dene. Sonra normalle oynamayı denersin bir de. Ben öyle düşünüyorum. Bir de loser var bak. Loser demek farklı şeyleri deneyebiliyor olman demek. Kaybedenler tarafına düşersin tekrar gelirsin yani. Ki zamanında Kore'yi yendiği zaman, yendiği dönemde insanların G2 özellikle hatırlarsınız. Ne olmuştu? Pyke'lar falan. Pyke metadan kalksa G2 o sene finale kalamazdı bu arada. Pyke yüzünden kaldılar. Yasuo, AD carry'ler. Yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. İkinci maçta karşınızdayız. Bu sefer Fnatic mavi taraf. Senna, Lulu, Rumble yasaklamışlar. Rumble az önce canlarını yaktığını düşünüyorlar. Vicalista Varus sağ taraftan. Lucian'ı direkt olarak alan bir Fnatic var. Nami'yi dün mesela böyle bir durumda Jhin'le beraber çalmışlardı hatırlıyorsanız. Burada Draven Nami yapıyorlar. Draven Nami Jhin Nami'ye göre çok daha iyi. Ve bence Genji adına güzel bir durum diyebiliriz. Zaten Nami'yi çaldıkları zaman Lucian'ın yanına Milio alınıyor. Başka da bir şampiyonu yok gibi düşünebilirsiniz. Burada Lulu yasaklamasının sebebi büyük bir ihtimalle Lucian ilk seçim yapacağı belli. Fnatic'in Lucian first pick, yani ilk seçimden Lucian aldıklarında Aphelios Lulu yapmasın diye karşı taraf büyük bir ihtimalle. Xin Zhao da sol tarafta. Ksante az önce iyi bir tercihti. Yani gayet verim aldılar. O yüzden Ksante'yi tekrardan Genji'yi kilitliyor ve Zek yasakladılar. Burada koridor değişikliği yapmasın diye rakip takım yasaklamalar yapıyor olabilirler. Çünkü koridor değişikliği yapılmadığında Draven Nami alt koridorda biraz sıkıntı çıkartabilir rakip takıma. Ormancıları yasaklayacaktır Fnatic. İşte belki bir Sejuani yine derken LeBlanc yasakladılar. Burada Genji'ye Humanoid o kadar LeBlanc oynadın kankam. Yapma gözünü seveyim. Şimdi rakip Sejuani alırsa ya şöyle Milli olduğu için Sejuani çok iyi durmayabilir. O da ihtimaller arasında. Hani Milio'nun ultisi Sejuani'yi biraz bozabiliyor. Ama yine de ne bileyim genel olarak Sejuani güçlü bir tercih. Ama tabii ki bir sürü şampiyon var. Lee Sin'i var. Mao Kai'si var. Onun dışında ormancı düşünelim ne var. Rexe'yi ormancı oynanıyor. Hop Sejuani yasaklaması zaten düşündüğümüz gibi geldi. Bu arada birileri hani yorum yapmıştı işte
takımların tam ismini oku falan filan diye. Genji'nin tam ismi Genji diye biliyorum ben. Yani varsa yani uzatmış hali ben bilmiyorum. Fanatiğinde fanatik zaten. Allah'tan o konuda şanslıyız. Şimdi bakalım. Oo, bir dakika. LCK finalinde Oner'e karşı, Oner'in Zinzaos'una karşı inanılmaz güzel bir Kha'Zix performansı vardı Kanyon'un. Ve burada bunu tercih etti. Şimdi bunu tercih ederken şöyle bir avantajı var. Orta koridorda büyük bir ihtimalle Chovy sonradan tercih yapacağı için orta koridorda ittirme gücünü alma ihtimali mevcut. Orianna alırsa tabii biraz zor olabilir ama bir şekilde alabilir. Draven'la mı kazanacağını düşünüyoruz. Kısante genel olarak zaten çok sıkıntı yaşamıyoruz koridorda. Hatta ilk başlarda ittirebiliyor bile. Renekton alınmazsa ama Renekton'a karşı zor olabilir. Kha'Zix ile rakip ormana girip Xin'Zhao'yu gerçekten büyük sıkıntıya sokabilir. Oner'e onu yapan Razorka neler yapmaz diye düşünüyorum ben. Ve Kanyon'un bu oynadığı Kha'Zix performansı bence turnuvada Xin'Zhao bu kadar güçlüyken daha çok göreceğiz gibi duruyor. Burada Poppy tercihi geldi. Poppy kötü değil. Kha'Zix'e karşı, Xante'ye karşı da fena değil. Hani Kha'Zix'i bence büyük seviyedeki takımlardan çok daha fazla göreceğiz gibi duruyor. Mesela bence Kha'Zix tercihini, tabii ki Kanyon olduğu için oluyorlar ama mesela Fnatic tarafı da alabilir, anladın mı? Xin'Zhao gördüğün bir yerde git al Kha'Zix'i geç. Hani farklılık lazım böyle takımlara karşı. Bakalım burada Chovy ne alacak? Talia falan açık ama Aurelion Sol var. Oo, biz unuttuk. Orianna'ya karşı Aurelion Sol fena bir tercih değil. Üstünlüğü koruyabilirse o üstünlük sürekli devam ediyor. Ama Orianna'ya siz o rahatlığı verirseniz bu sefer Orianna Asol'ü outrange edebiliyor. Böyle de bir problem var. Bakalım Chovy inanılmaz bir Aurelion Sol oyuncusu. Bakalım görelim bu maçta neler yapacak. Kanyon'un Kha'Zix'ini de merak ediyoruz açıkçası. Geçtik ikinci maça. Bu arada Generation Gaming olduğunu Genji'nin büyük ihtimalle Chovy bile bilmiyor olabilir. Yenilen direkt elenmiyor. Bence mesela Draven'la mı çok daha iyi ve ben Genji'yi, bak şöyle söyleyeyim, Paze iyi oynarsa bu turnuvayı Genji draft olarak da turnuvaya hazır. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. İşte Xin'Zhao OP herkes çekiyor. Kha'Zix gibi bir piki var. Keen acayip iyi Xant oynuyor, formunda falan böyle. Chovy, Korki'ler, Asol'ler, Azir'ler tam zaten Chovy'lik. Mesela şu an Lucian aldı rakip. Aphelios Lulu alıyor normalde Genji. Aphelios Lulu'yu acayip iyi oynuyorlar Lucian'a karşı. T1'ı bile çok ezdiler yani o koridorda. Lulu yasaklandı, bu sefer çıkarttılar Nami Draven falan. Hani bilmiyorum, Genji draft olarak, mental olarak çok hazır gibi. Paze'in performansı turnuvanın gidişatını belirleyecek bence. Paze gençti değil mi? Hı. Bu arada Chovy de açıklama yapmış. Bine gördünüz mü? Yok. Bine en son kaybetmiş herhalde. Chovy yanlış hatırlamıyorsam şey diyor işte. Hani Bine çok böyle sinirliyim gibi yani, böyle ne deniyor ona? Ne denir ona ya? Tam alacağım. Ha, o tarz konuşup ekranı üçe böldüler bu arada. Bu da efsane. Hani kinli şey diyor. Çin'de kaybetmek nasıl bir duygu? Bine göstereceğim diyor. Chovy. Aynen, tutulmuş Bine. Güzel bak, güzel çevirdi. Keen, Bine Keen tutmuş. Olmadı, olmadı. Baksana bot lane'e ya. Bu arada Lucian Presta atak girmiş. Normal ya. Değil mi? Hayır, işte normalde first strike giriyorlar ya. First strike Nami ile daha iyi oluyor sanki ya. Milyo'yla press attack daha iyi gibi hissediyorum ben. Bu arada sen Oscar... Sen ne düşünüyorsun Hasan? Hasan uyumuş ya. Hasan bayıldı. Hasan'ı kaybettim. Hasan'ı kaybettim. Duymuyorum. DC ilk maçın yarısında bile duymadım ben. Aha! Bir olmaz ya, bu şeref. Chovy'ye bak. Orada bile yük kasıyor ya senin. Öyle bir şeref olayı bu. Ya olay bu sefer işte Kanyon... Şimdi bak. Kanyon bu sefer gank atmayacak herhangi bir yere. Ama şey çok sıkıntı olacak mesela. Belli bir aşamadan sonra Kanyon her yakaladığı yerde öldürecek rakibini. Abi çok fazla iyi ya. Bu adamı izlemek bana stres sokuyor. Karşısında oynamak nasıl bir şeydir acaba ya?
Ben Orianna ile şurada darlandım ya. De counter matchup oynuyor ha bu Marait. Bu arada counter matchup değil lan. Kim diyorum? Aurelion daha iyi değil mi Orianna'ya karşı? Ha Aurelion daha iyi aynen. Bu arada bence yani, daha iyi ya. Marait dedim zaten. O şeyi düzelttikten sonra değişti ya. Neyi? Artık minyonlardan geçmiyor. Çünkü eskiden tamam. Evet. Ha gibi bir şey vardı. Bu Jace Ace gibi. Bir olay vardı onu fixlediler. Ama şöyle bak Serin. Ben bu arada nerede yüksek şeyde Asol görsem yeniyor. Bak ne zaman Orianna yeniyor bence. Yine çaldı bu arada. Hani Orianna böyle o rahatlığı, o topu böyle koydu mu atıyorum range'e, max range'e. Oradan sonra yenmeye başlıyor. Ama ne bileyim mesela Chovy'ye karşı büyük ihtimal Serin sen oynarken şey olacak. Mesela QW attın ya adama. Direkt adam senin üstüne W ile yardıracak. Aynen. İşte eskiden şey yapıyordun. Q atıyordun, damage vuruyordu, şu an vurmuyor. Mesela o mage'in arkasında kalsa Q direkt vurmayacak. Eskiden tamam, vuruyordu. Tamam, Comet patlatıyor ama. Ya, Comet'ten bir şey olmuyor. Okey. Ama işte bomb plate girmiş, o biraz şey. Lane'i kazandırtıyor. Pas. Bilmiyorum ben CC'si olmayan, bir levelde böyle çok güçlü olmayan tüm char'ları Asol yeniyormuş gibi geliyor bana. Yo yener zaten, push alır. Talyas en şey. Aynen Talyas sıkıntı. Baksana Kanyon'a. Ne uyuz bir jungle'sın sen ya. Kestim. Kanka Humanite görmüyor mu, ben anlamadım lan! Bunu. Lan! Evolve bastı yanlışlıkla. BM. Ambition. Harbi Ambition oldu. Daha dün izledik ha. Daha dün izledik. Creep de geldi. Ambition izledik. Aaa demek ki olabiliyormuş kanka mesela. Demek ki olabiliyormuş baktığınız zaman. Harbiden. Bak aynen. Hayır olay şu. Dün dalga geçtik. Hala oluyor. Kanyon yaptı bir de kanka. Lan Noah. Dün izlemiş olmamız harbi garip oldu ama. Vallahi bizim mi getirdik? Çağırdık. Razork ne yapıyor? Keserdi bu arada Sol. Bu arada ama Humanoid'in de büyük hatası yok mu ya? Adam koridorun ortasında açmış, markete alışveriş yapıyor. Valla Humanoid TS'e karşı iyi oynamıştı. Ama orada mid farkı vardı işte. Orada işte mid diff vardı. Olmadan bildiğin shopping yaparken yakalandı ya valla. Kazıkse de kill verilmez böyle free. Kanka adam zaten sürekli counter jungle atıyor baksana. Şu an bak abi Chovy sonunda iyi jungle'la oynuyor ya. Askere gitmeden önce 100 defa söyledim kanka. Geldiğimde çok güzel bir haberle uyandım ya. 100 defa söyledim Asım. Keen'le Kanyon bu takıma gelmesi lazımdı. Oğlum Razork görüyor geliyor, hani gelebileceğini biliyor. Humanoid'in umurunda değil kanka, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada baitleyebilirmiş ha. Ulti direkt bassa belki. Direkt bassa keserler büyükler. Aynen. Aha. Mesela Chovy ilk defa iyi jungle'la oynuyor. Ve performansı acayip artmadı mı sizce de Chovy'nin? Ve şu an Chovy şunu biliyor mesela. Bence bu da çok güzel bir şey. Hani ekstra yapmasına gerek yok maçta. Hani kazanabiliyorlar, anladın mı? Kanka top laner'ı da çok iyi bu arada. Abi bence mesela o hissiyat çok kötü değil mi ya? Benim bu maçta ekstra yapmam lazım hissiyatı. Benim IV'de vardı abi o. İnananlar bir yazsın. Chovy kanon kaçırdı. Orianna nasıl 100 gold önde? Kanon kaçırmıştır Chovy lane'de. Abi çok sıkıntı ya o kanyon şu an. Zinza'yı görüp aldı değil mi Kazik Seleman? Bırak, evet evet. Tam göremedim. Kanka zaten finalde de Oner'in ağzına sıçtı ya. Mesela şu an mid matchup'ı bitti. O... Evet, bayağı bir K'lık şey Giant Spell'de alıyor ya 900 gold. Bitti mesela. Direkt ölme ihtimali kalmıyor çarın. Düşün 0 AP var Orianna'da. Ama Orianna phase rush girmiş mesela. Bence Eri falan girse daha çok vurabilirdi lane'de en azından. Tabii canım mesela bu matchup'ı Faker'a karşı oynasa bu kadar rahat oynayamaz büyük ihtimal. Faker Comet bile girer yani. Phase rush'ı şeyden dolayı giriyor işte. Üstüne koştuğunda Riley'den sonra falan rahat edeyim diye girdi de. Yani oyunun ilerleyen aşamasında kötü değil. Oh. O neymiş lan? Kill de geldi. Eyvah eyvah. Oh, Draven'a kill de gitti. Ölmezlerdi orada sanki de. Niye erken flash atmadı? Kanka jungle'da böyle bir counter matchup çok sıkıntı ya.
her yakalandığın yerde ölmek çok problem değil mi ya? Ama bu böyle olması bile şu andan itibaren oluyor hani. Öyle de zinza dövüyor yine bayağı bir. 6 levelden sonra direkt kazık iniyor kanka. Tam 6'da Q'yu alıyorsa iniyor. Ulaşını mı predictmiş da Pace? Aynen. Aynen. Ama erken atsa element flash'ı hiçbir şey olmayacak bu arada bence. Bu arada Chovy'nin aldığı itemle aslında yük kasmak zor değil mi ya? O bir Giant Bell'de aldı ya Serin. Aha. Hani bu sefer hiç AP'n olmuyor. Lane'i clearlayamıyorsun ya. Yo, her türlü tek atıyor yani. Uçar çok vuruyor lane'i. O AQ'da direkt bayılıyor tüm minyonlar. Ben ama... AAAAAA! Enti. Ben normalde demat giriyorum. Öne 3 tane atıyorum o demattan. Direkt WW tek atıyorsun. 8-9'da. Ama 8-9'da. Hani ilk ama base şu mesela... an miller ölmez. İlk base... Şey yaptın. Hani base attın, Giant's Belt aldın. Bence çok az vuruyormuş gibi geliyor bana. Ya az vuruyorsun da safe. Her türlü vuruyorsun zaten. Şu an öldü galiba. O WQ? Öldü. WQ? Yok mu? Öldü. Aa, iyi kaçtı lan. Oğlum çok iyi yere yürüdü. Keserdi bu arada bence. Flash atsa keserdi Chovy. Evet. Öyle, evet. Bu Arayl'in yolunda WQ yaparken normalde sayılmıyor ya düz Q'la. Flash atınca kaldığı yerden devam ediyor. O Q stay. Charlie. Nasıl yani? Bir daha söyle. WQ atarken normalde düz Q'ya geçince baştan yapıyor ya o şey var ya. Tamam. Halk olayı. Evet. Flash atarsan kaldığı yerden devam ediyor. He, mesela atıyorum 3 kaç saniyede bir o patlatıyordu pasifi. Oradan devam ediyor diyorsun. Onu diyorsun. Aynen. Anladım. Evet. Yoksa resetleniyor. Ha, güzel bilgi. Oğlum o flash'ı nasıl kaçırıyorsun? 3 saniye düşünüp ölçüp biçip yani ne yapıyorsun oğlum? Aha. Bir de top lane'de iyi matchup var da yani ne olacak ki bu saatten sonra mesela? İyi matchup değil oğlum bu arada. Niye Poppy yeniyor öyle de işte. O kadar. Yok, bir bak yendi yok hani öyle çok. Ben çok mutluyum. Ama o yeter ya mesela. Zaten. Bence Oscar da memnundur yani bundan. Sonuçta Keen'e bir lead vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. Öyle takılıyorlar. Adam Sant oynuyor zaten. Lead alması çok zor ki. Kanka yapma gözünü seveyim. Mesela Camille oynuyor adam. Atıyorum sana Camille karşı Oscar abi. Camille oynasa. Ben yenerim. Sant'ı. Ya ne bileyim. Ne bileyim oğlum 369 yenildi Oscar'ın Camille'ine de o yüzden dedim. 69. Kanka bence iyi Kemil iyi oynarsa Sant'ı yeniyor kanka direkt. Tamam oğlum işte ama sonuçta bir hata yaptığı zaman kaybedebiliyorsun ama Poppy ile hata yapma lüksü yok Oscar'ın. Keen lead alamıyor. Az önce mesela Keen inanılmaz saçma güçlüydü yani oyunda. İyi oynarsa Sant'ı ve jungle deep olmazsa Kemil yenemiyor kanka onu. Early de birazcık darlıyor. Hoppala. Baksana abi. Çok güzel char ya. Çok skill diff olması lazım ya. Sant'ın kaybetmesi için. Sant'ın char'ı top lane'i bitirdi. Harbiden. 360 olmuyor, kaybediyor ya. Çok kötü falan mı oynadı acaba? Kimsemiştir rakibi. Oscar bayağı iyi oynadı ya o maç. Oscar bayağı iyi oyuncu zaten ya. Kötü oynamıyor asla mesela. İyi oyuncu adam. Sant'ı o kadar ezmesi normal değil bence. Eşit CS gitsem Kemil mesela Kemil'e yarıyor. İki itemden sonra Kemil fena yarıyor mesela Sant'ı. Sant'ı hiçbir şey yapamaz. Baksana bak şu lane'e vurur muydun Serin? Delikanlı gibi söyle. Oraya bir EQ patlatırdın gibi geldi bana. Değişir ya. Değil mi? Oyun bak Fox'a abi. Fox'a ya. Tamam ama günün sonunda her maç onu yapmak lazım mesela günün sonunda. Zaten. Ama işte bak. Rastgele bir solo ki olsa direkt tıklardım lütfen. Düşünmeden. Adamlar farklı ya vallahi bak. Adamlar şey böyle en ufak böyle 1-2 minyon bile kaybettirdiği zaman adam dünyanın en mutlu insanı oluyor. Kompetitif dönemli ya bu ince hareketler. Aha güzel flash lan Oscar. Yetişti. Öldü ya.
Ben Orion'la ile birisinin üzerinden ulti atmayı hiç sevmiyorum ya. Sen takım arkadaşlarına güvenmiyorsun gibi bir tık. O attığın adam o topu yedirtecek, onun da görevi. Ha işte lazım. Kanka genelde şey olmadığı için. Oo. Kanka çünkü E'ye basınca Orion'un topu arkasına düşüyor. Adamın onu ayarlaması lazım. Yani içine girmesi lazım adamın. Bir tık gerisinde oldu mu tutmuyor ultiyi. Hmm. Onu ANC'ye buzladı ya M'ya'da. Like'la. Nocturne Orion'la yazalım sana ya, güzel bir Nocturne'la. Güvenini geri kazansın. Evet. Bu arada bak Pyke'la cidden fena yaptılar onu ha. Orion'la topunu. Aa. Humanoid yine yapmış. Abi şaka mısın Humanoid? Git alışveriş yap kanka. Ne işin var seninle mesaide o zaman ya? Gitsin şunu bir alışverişe gönderin. Bir alışveriş yapsın ya. Ayakkabı mayakkabı bir şeyler alsınlar kendine ya. Kanka Razork yine gördü. Mentali bozuldu bu arada. Razork mentali fena patladı. İzliyor bu lan adamı. Kovalası öldürmüyor mu? Chovy? Yok büyük ihtimalle. W'si yok galiba. Lane'e gider yok varmış. Farm daha önemli. Ha sonra öldürürüm demiş kanka zaten. Kanka. Max. Galiba lane'e W mu attı? Büyük ihtimal lane'e W atmıştır. Ya, yeni gelmiştir. Ama bu şey bile bayağı iyi. Bir 10-15 yük kastı büyük ihtimal oradan. Böyle yalandan. 211 yük. Ultiyi adama tutturmak çok önemli ya E ile beraber. Oradan fena yük kasıyorsun. Evet evet. Fight'larda zaten bir ulti atıyorsun. 3-4 kişiye değse direkt 30-40 yük geliyor. Monoid çok moralimi bozdu benim ya. Sinirlendim birazcık. Vallahi sinirlendim bak. Evet bu arada çok labali hareket ya. Ya bu normal ölüşler değil bunlar. Vallahi normal değil. Ama işte kanka şey de oluyor olabilir ya adama. Ya tabii her hiçbir şekilde açıklanamaz bence de. Şeyi gibi düşünüyorum artık. Hani adam mesela Corki'ye yenildi kanka Talya'la, düşünsene. Direkt solo kill yedi yani mantıken. 3 levelde oğlum. 3 levelde solo kill yedi. Tamam hayır ama işte adamın morali çok bozuk. Yani mentali şey olarak gitmiş olabilir, anladın mı? Zaten kaybettik. Abi zaten kaybettik falan yok, takımı deneyecek. Tamam yani yok oğlum, savunmuyorum. Işte. Adam böyle düşünüyordur zaten. Büyük ihtimal yani. Düşünmesin abi. Sokarım bunu düşüncesine yani. Çünkü yani düşünsene Serin mesela. Laning oynuyorsun. Karşında Corki var. Talyas'sın. Flash atmasan direkt birebir de ölüyorsun. BHP 3 levelde base atıp geliyorsun hiçbir şey alamadan. Tier bile alamadı galiba yanlış görmediysem. Tier aldı. Aldı mı? Tier almıyor iyi bari. Tier vardı. Hatırlıyorum. Sonra da 6 levelde flash'in yok diye Sejudan gank yiyip ölüyorsun Merkür almana rağmen. Merkür de boka gidiyor yani. Bir level öne geçmiş Keen direkt. Direkt bir level. Kanka şey ya. Ne denir ona? Zaten top lane bitti gibi bir şey ya. Ben Poppy'yi de late'de hiç sevmiyorum ya. Ben çok seviyorum ya. Karşımda da nefret ediyorum Poppy'den. Var ya. Bence sadece ben olay şu. Top lane Poppy bence late game'de çok iyi değil. Grasp girdiği için. Phase Rush'ı olsa mesela fena kanser. Bence Furkan Bey. Top Poppy çok tank oluyor. Bizim Typhoon'la Sergen diyordu ya. O top Poppy var kaybettik diye sürekli ağlıyorlardı abi. Bence Santi iki katı daha güçlü direkt. Bence Poppy daha iyi ya. Ben Poppy görünce sevinirdim. Karşıda Santi, bizde Poppy varsa. Ben hiç katılmıyorum o fikre. Ama sen hep Santi tarafısın. Santi oynamayı Poppy'de seviyorum. Canım ben. Poppy'de oynuyorum ben. Tamam. Ama mesela bir de blind pick atıyorsun kanka, öyle düşün. Blind pick atıp adamla aynı usefulluktasın. Daha bence Poppy darlar ya Santi'yi. Ya bu arada kanka Asım şöyle bir durum var. Burada oyuncu farkı olduğu için bence Xande daha iyi oynuyor. Early'de bayağı şey yaptılar. Normalde mesela bir tık zayıf takım olsun o Keen'e dive'larlardı tapta, ben sana söyleyeyim. İlk 3 levelde falan çok kötü trade, hani bildiğim böyle %30 HP duruyordu Keen lane'de. Ki Poppy ile git dive atmak da zaten. Tamam ama bir tur dive atsan. Geçen nerede gördük biz bunu? Kime yaptılar ya? Galiba Beşiktaş serisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Mesela adam Voli Beer'la Nara... Aha! Renekton Voli vardı karşıda. Nara mesela 3-4 levelde bir tane dive attılar. Presta atak girmişti Renekton. E tamam o yeter zaten. Ama mesela Xante'yi o dakikalarda bir tur bir kesseler... Bence Xante sıkıntı yaşayacaktı bayağı. İlk 3 dakikada ölmemen lazım. Bak ama Xante'ler de şöyle oynuyor. Jungler'ın bot side'a gidiyorsa... Birkaç CS feragat edip canını indiremiyorsun ki dive yemiyorsun. Jungler'ın ama top side'da neşleyecekse karşı Jungler'ın... CS'leri alıp trade'e giriyorsun, %30 canla oynuyorsun mesela. Ya da jungler'ın coverlıyor hani. Öyle, mesela Rumble'a karşı da öyle. Her Rumble oynandığında... Aha!
Öldü kanyon. Yakaladılar lan. Nasıl yakaladılar lan? Yalnız... Sözünü kestim ağzımcığım, özür dilerim. Yok yok oğlum, fight var, estağfurullah, sen devam et. Burada fight istiyor Fnatic. Fight Oscar'ın çok güzel yerde. Kin? Bayağı vurdular, bayağı vurdular. Of, Chovy ultisi. Çok iyi, al Chovy'yi. Of, helal lan Oscar'ın. Kin'e bak, 1v5 atıyor kanka. Evet. Draven bir reset dağıldı. Ama işte kanka, burada 1v5 atmasının aslında sebebi Lucian çok useless kanka. Yani Lucian şu an direkt yok oyunda resmen. Mesela Draven'ı sol tarafa koysan ya da başka bir idikeri olsa Lucian. Baksana o itemlerle şu an Xante'ye vurması zor zaten yani. Ki Orianna da useless. İkinci item Zhonya almış. Cooldown botu var. Orianna'nın ultisi var yalnız. Hiçbir şey olmaz bu. Oğlum onu yeme lan umaneyi de, öldürseler öldürürler ha. Abi çünkü adamlarda item diff var yani, valla item farkı böyle şeylerde çok fark ediyor. Bak Oscar sonradan geliyor zaten, bak şimdi. Mesela Keen'e vuran isimlere bak. Mesela Chovy arkaya ulti atıyor zaten, Keen'e bir daha vuramıyorlar bak. Keen aslında ölecek, bir daha vuramadılar. Keen kaçıyor sürekli, bir tek Zinza vuruyor artık. Aslında yani ölür Keen bir şekilde, tabi geç ölür ama ölür. Direkt kendi başına 1v5 atamaz canım zaten. Herkes kanka 2-0 olan adam falan adam. Dakika 23'te 5v1 atamaz. Böyle bir saçmalık yok yani, bunu savunmayın. Kanka yani tabi sen öyle düşünebilirsin ama büyük ihtimal elon düşük, o yüzden öyle düşünüyorsun ama yapacak bir şey yok. Yani o 1v5 şu an Oscar da aynısını yapar yani. Aha, kanyon itlemiş. Rakip de Orianna olsa. Ve böyle bir Orianna olsa. Rakip daha sol olduğu için yapamıyor Oscar. Aha, Poppy ultisi geldi 5v3. Yok, hiç olmaz. Aurelion 300 stack. Tabii canım. Şu an Chovy. Mesela Orianna'nın 5 katı falan damage atıyor şu an yani. Evet, evet. Şuraya. Aha. Ha, güzel inşit, güzel inşit. Yine vurun 5 kişi. Abi işte bak, bu OP Xante'de. Tanklayıp. Flank atıyor. Bak bak bak. Sonra geldi. Aha, exhaust. Flash. Aa, çok iyi, çok iyi. Helal lan Noah. Oynadılar, oynadılar, oynadılar. Poppy kimse yakalayamaz ki. Bak az önceki olayı çok OP Xante'nin bence. Evet. Bence Aurelion direkt takımda dursa bu arada orada kazanırlardı ya. Aynen, niye sola doğru uçtu ilk başta? Onu ben de anlamadım. Adam Orianna'yı kesmeye çalıştı galiba. Okay. Hiç gerek yok. Adam artık bir şeyler denedi. Hasan hoş geldin. Günaydın Hasan. Günaydın Prenses. Ne oluyor lan, ne diyor? Olur ya hatalar. Çok ekstra bir şeyler deneme hissiyatına kapıldı diye yorumladım ama gerek yoktu. LV bitiyor. Lucian LV bittikten sonra bak bir şeyler olabilir. Ama Orianna'ya damage lazım abi. Ben bu build'i hiç sevmiyorum ya. İkinci Zhonya. Zaten, zaten. Hasar nasıl çıkaracak? Zhonya şart mıydı bu oyun sizce? Yok. Sanmıyorum. Bence burayı direkt Lian, Liandra mı? Bilmiyorum. İkinci item valla bulunmuyor. İkinci item problemi. Ya Liandra'yı bence... şey olarak Assault'e HP kastığı için belki olabilir. Abi şey alamıyorlar mı ya? Crypto Bloom artı Deathcap direkt rushlayamıyor musun? Niye hiç öyle yapmıyorlar? En yüksek hasar öyle çıkıyor çünkü. Kanka Crypto... Deathcap'e gittiğin zaman şöyle bir problem var. Mesela o sıradaki savaşlarda direkt useless oluyorsun. Hiçbir statın yok, hiçbir şeyin yok. Düz AP, bomboş oluyor yani. Tam ya bitirirsen içeride... çok iyi, bitirirsen çok iyi ama... Bitene kadar sıkıntı. O itemler 2900 gold, 2 tane large root alınca zaten. Tamam ama mesela Liandra alıyorsun, alt itemi bir özellik veriyor. Öyle düşün. Yani öyle de onu alacağına mesela 60 AP alıyor, yine çok kötü değil hani, onu söylemeye çalışıyorum. Large root aslında bence bir de her base'de 1250 gold base atman lazım kanka. O da var. Mesela base attın 900 gold'un var, ne yapacaksın? İşte o zaman FF. Evet işte atmayacak. Her base 1250 atman gerekiyor ki. Direkt Rabadon sıkıntı ya. De ikinci item Rabadon çok da iyi olmuyor ya sanki. Evet yani üçüncü bak, itemi beklemen gerekiyor yine. Bak ikinci item Rabadon çok iyi değil ama o Rabadon'u aldıktan sonra alacağın her item... Tamam, o yüzden insanlar Asım ikinci item alıp üçüncü item Rabadon alıyor mesela. Çünkü... O zaman da... He. Magic Pen çok gecikiyor o zaman da. Dört ama Liandra'yı bir tık kurtarıyor. Tamam işte Liandra'nın OP yönü o işte. Şimdi Rabadon aldığın zaman ikinci item, üçüncü itemi beklemek zorunda kalıyorsun gibi bir şey oluyor. Oğlum öldürüyorlar lan. Orianna hiçbir şey yapamazsın ya büyük ihtimalle. Orianna'nın damage'i nasıl yetiyor ya?
Büyük ihtimalle oğlum Razor'da Black Cleaver var ya. Büyük ihtimal. Ziza kesiyor. Aa evet evet Black Cleaver var üstünde gözüküyor. Orianna ile Flitam oldu. Oksante'ye damage vuramaz. Adam bir tane o shield itemini alsın. MR. Ne diyorsun ya? Maalesef. Gerçekler. Sprite bir siege almış. Onu çok alıyorlar ya. Onu çok alıyorlar. Kalkan veriyor ya Ace. Ve Sprite siege güzel eşya şu an. Yalnız Orianna olmaya başladı yani şey olarak. Yani iki item bok gibi çar. Şu an yavaş yavaş Void'de bittiği zaman... Üçte de vurmayacak ki Void'de de vurmayacak. Yok yok kanka vuracak vuracak. O kadar kötü değil. Rahat ol. Ama Orianna için topu taşıyan kimse yok ya. Bir Zinza flash'ı var galiba. Q flash'ı. Ama bence Draven mesela şu an fight atamıyor. Mesela Draven'ı fight'larda biz hiç görmüyoruz. Hani Draven fight atamıyor. Orianna var, Poppy var falan. Bence bilmiyorum. Ksante'yi bir şekilde öldürürken Orianna sadece arkaya bol koysa bile yeter gibi geliyor bana. Olabilir olabilir. Şu an Lucian OP galiba. Peki yani. Humanoid'in Asol'ün E'sine saklamasına ne diyeceğiniz Q'yu? Fena olur lan düşününce. Gözükmez ha Asol'ün E'sinden. Büyük ihtimal. De ona... Ona rakip gelecek mi? Ona rakip gelecek mi? Problem o. Ya Orianna ultisi max %40 falan vurur ya. Draven'a büyük ihtimal. Yok lan. W'da tutturursa yarı HP atar ya. Sanki. Draven 4 item olmuş. Maksimum işte. Sonunda bir yıl basar. Abi çar görünmez oldu ya. Oyy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 y
evet. Evet. Fnatic bu arada bence çok doğru zamanda 5 kişi gezmeye başladı kanka. Hani Zinza'yı tek bırakmıyorlar. Yoksa sıkıntı yani. Noah niye yarıcan yedi? Ne yapıyor oğlum ki? Ne oluyor lan? O ne oğlum? Asol'ün damage'a bak. What the fuck? Bunlar niye 4v5 forsluyor? Aa Chovy öldü, Chovy öldü. Pace? Ama Noah da öldü. Okey, iyiymiş. Nasıl öldüler lan? Diğer tarafta. Draven kesti galiba herkesi. Draven herkesi kesti galiba. Ben de diyorum bunlar niye 4v5 force diyor. Adamın ulti koydu, herkes öldü. Aurelion da makarası o ya. Bir anda şey yapıyor. Ama şöyle bir durum var bak. Buraya yetişirlerse Asol'ün büyük ultisi olmayacak. Bunu aldırmazsa şu an diyeceğim de nasıl aldırmayacak? İmkansız. Gitti ya. 5 item Draven'lar ya, baksana tıkla. Bu Baron'u alamasalar belki bir şey olurdu da bu Baron sıkıntı. Geldi, yarı da bitti şu an Draven. Geldi, yarı yoktu bu fight. W mü istemiş? O yüzden öyle galiba. Abi işte 4v5 yapabileceklerini anlaması lazımdı ya sanki Fnatic'in. Baksana yarıcan attı Draven. Galiba Lucian yarıcan diye oynamışlar ya. Yoksa evet, girmezler büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Lucian hasar vurmuyor abi Keen'e. Ksante'ye bak abi, sen ne iğrenç. Şu an mesela Oscar hiçbir işe yaramıyor abi. Baktığın zaman. Demuş'a baksana zaten 100 vuruyor. Aynen 100. Mesela düşünsene bir top lane 4k vuruyor. Sen 100 vurmuşsun ve karşı top lane de senin kadar tank. İşte Xante'nin OP saçmalığı şu an tam ve olarak mobil. Burası. Aynen ve daha mobil. Ve senin ama yanından biri... Ama late kötü değil mi ya zaten? Phase Rush'sız bence kötü işte. Phase Rush olsa... Lane'i stomplamak lazım popüle. Ve takım arkadaşına kalkan atıyor falan böyle. Aha. Öldürdüler. Aha 500 gold. 500 gold shutdown. Kime güzel. Lucian'a gitti. Orion Nexa daha iyiydi ya. Bence deathcap lazım acil. Deathcap'e yolu çok uzun. Peki Lucian'ın aldığı PD mi alıyor Lucian? Ben mi yanlış görüyorum? Rapid alır bence. Rapid alır herhalde. Buradan da bir şey geldi. Oğlum yine yakalandı Kanyon. Ah be! Oğlum erken atsana ultiyi oğlum ya. Cana bak. Direkt yapıştırdığında atsaydı ya. 50 yük geldi bu arada. Aurelion'a bu fight. Galiba. 50 yok ya. Az önce bir önceki fight 380 falandı. Büyük ihtimal bir 15-20 kasmıştır. 30 falan gelmiş. Bir de aşağı doğru yürüyor ya Draven.
Büyük ultisi gelecek harcayalım. 440 Yukasol. Yukalar iğrençliğe bak ya. Draven, Aurelion. Peki Aurelion Zhonya iyi mi? Sizce? Bence çok iyi ya. Arabadon alıp böyle one shot atmak da iyi de. Bence zaten hasar atıyorken defansif item almayı ben çok seviyorum. Yani kendi görüşümle. Bence bir Orianna ultisi öldürebilir Aurelion'u. Aynen ona basacak işte direkt. Ve ha, basar da adam hiç kaçırmaz yani. Refleksleri çok sağlam. Bu arada Lucian dash attığı zaman Lucian ona vururken bile bas. Az önce 2'dir Lucian kesiyor çok iyi. Ha çok yani Lucian'la iç içe. Ama Lucian da ölüyor ya. Biraz fazla işe giriyor sanki. Bana öyle geliyor. Ölüyor ama Lucian da ölüyor evet karşılığında. Chovy'nin E'sinin alanına bak. Büyük ulti gelmiş. Bir kere daha ölürsen Kayyun seni de sileceğim sayfandan bak. Aa Qin demolish oynamıyor lan. Shield 5 oynuyor. Ante Q'su turret'a vuruyor mu? Yok Qin buff'ı alıyor oğlum. Shino var, aynen Shino varmış. Ne oluyor lan? Öldürdüler onu ya. Bir tık yakaladılar. Ya kanka bu ne ya? Bu ne ya? Bir tanesine fokuslasa öldürüldü bu arada. Bu ne abi? Aha öldü. Güzel ulti. Kafayı yersin ya. S'i yokmuş ama ya. Tüm tuşlara bastı. Vallahi. Lucian son itemi ne? GA mi? Infinity değil mi ya? Infinity alamıyor ki oğlum. Ne var ya? Daha doğru diyorum. İtim ya. Ben GA'yı da çok sevmiyorum. Bence de BT lazım. Bence GA kötü, BT daha iyi. Banko evet, BT daha iyi. Lifestyle lazım ona. En iyi late game itimi BT değil mi zaten? Evet, büyük ihtimalle öyle. Bir de level da scale oluyor galiba şeyin. Aynen. 90 AD falan alıyor herhalde totalde. Ultiyi düzgün timelasa Draven. Ölüyormuş bu arada. Peki bu Draven'daki vision score normal mi? 70. Şey... Vision score dediğimiz şey boş bir şey. Görmüyorum. Atıldığım bir önerme. Ya vision score bence şey itemlere göre... Mesela şu an bence vision score Kha'Zix'in çok az. Aldığı eşyaya göre. Evet. Mesela onun ama zombi ben... totem yok galiba onun. O yüzden öyle. Ama bence yine de az ya. Bilmiyorum. Çok yakalanıp öldü diye öyle büyük ihtimal şu an. Çünkü farmı falan da Zinza ile eşit. Bu arada şu an Fnatic çok doğru yapıyor. 5 kişi gezerek de 500 yük Chovy. 500 ne? Oha. Harbi herif 500 yük. Annemi yakalanmaya çalışıyor. Büyük ulti atmadı değil mi daha? Yok yok. Duruyor. Büyük ulti atacak okay şimdi. Fighting cancel o zaman. Poppy'nin bir herif başladı. Aslında... Poppy fena olmaz mıydı ya? Aurelion ultisine. Basardı falan. Kha'Zix çok iyi yerde ya. İyi lan Red'i alıyor. Ne diyorsun? Şey Asım. Ne o ne? Poppy Locket alsa nasıl alırdı? Poppy Locket alsa nasıl alırdı Solar'ı? Poppy'ye çok iyi değil onlar ya. Tanki olması lazım. Oscar. Aa Oscar çok iyi ulti attı. Ne attı? O multi nereye gitti? Yine bak. Keen öldü. Draven 5 bitiyor yine. Çok iyi. Oğlum Draven Nami'yi attı Oscar. Aa Aurelion ultisi de yok. Genji hala kazanır burayı. Belli yok. Olmaz, belli olmaz, belli olmaz. Aurelion ultisi vurmadı lan bu arada. Ben dikkat edemedim valla. Oscar'ın ultisi. Redemption bastı haydi galiba ya. Hayır hayır o. Oha! O ne? Pace ne kanka o? Adam alteş ya kanka. Adam bir basic yedi, base TP atmaya gitti. Asol'ün ulti boşluğa gitti yazıyor chatte herkes. Bakacağız ona pozisyonu evet tekrarına. O yere vurdu ama dalmadı map'e. Değişik bir şey oldu. Remake mi? Fight lose olursa. Fight'a bağlı. Bu arada ekstra gold da aldılar. Asol ultisi bug oldu yazıyor oğlum herkes. Bakacağız evet, şimdi. Evet dağılmadı. Ya da visual bug oldu ama damage da vurmadı hiçbir şey. Onu anlamadım. Büyük ultisi olduğuna eminiz değil mi? Redemption belki fullemiştir vurduğu canlar öyle anlıyorum bir şey olabilir ya, mi? Anlıyorum ya. Daha izleyelim mi? Ben hayır hasardan demiyor dağılmadı diyor kanka. Evet. Ha, dağılıp hasar vurmadı diyor işte onu demiyor musunuz? Hayır dağılmadı diyor. Dağılmadı diyor. Ya, dağılmadı ama o visual bug'tır belki ama damage de atmadı yani. Ha. Belki yoktur şeyi. Vardı ya. Büyük ultisi vardı. Aa öldü öldü kanyon öldü. Ultisi var ultisi var ultisi var zaten çok iyi. Neşal 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 neşal. Oğlum Fnatic yeniyor. Orada öyle bir şey varsa fena olay olur ya. Çok stack kasıyor şu an Asol var ya. 600 olacak. Ah be. Aldılar. Ah. Ya, çık 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 çık. Bayağı anti ya bence.
Neresi Entity? Raven herkesi tek... Aa öyle mi? WC yok sanki. Bence bu arada Keen'i atmaları okey ya. Keen'i sürekli öldürüyor. Çok iyiydi. WC'ye ace yoktu Keen'in. Ulti yese bayılırdı direkt Keen. Dursun ama o zaman. İşte denedi oğlum atan. Bence gelmiyor mu ya bu şeyin? Neş bitti. Evet özet. Abi özet gelmesi lazım. Sürekli bir şey olduğu için ya vermiyorlar büyük ihtimalle de. Biz bakarız ya. 37 miydi? 37 galiba. Orianna şimdi oldu. Mesela bu Asol'u dead cap lazım değil mi dostlar? Ben dead cap'i daha çok seviyordum. Zonya'dan. Çünkü Zonya'yı basacağın yerde zaten öleceksin. Zonya'yı basıyorsan çok deyip girdin büyük ihtimal. Bu takımda sana o kadar giremezler. Bence. 583 yük Çovi. Dead cap'i olması lazım abi midliğinde. Dead cap'i boydu. Kanka Asol'a genelde 4 itemi bu ya. Hatta direkt 5 morelli oluyorlar. Dead cap çoğu zaman almıyorlar bile. Fnatic fena force yani. Aurelion'un ultisi gelmeden. Abi büyük ulti geldi. Aha geldi. Ama oyun harbi zora girdi galiba. Abi Fnatic Kha'Zix'i mid game'de çok iyi tuttu. Has siktir, has siktir. Bu sağlam vuracak. Has siktir, has siktir. Eyvah. Güzel kayıtlar varsa belki. Ooo, Keen baba. Razork iyi tuttu, Razork iyi tuttu. Razork çok iyi tutuyor. Aa Redemption geldi. Burada öldüler, arkada da kanyon bekliyor kanka. Aa Redemption geliyor. W'ler de slow olacak hayvan. Rocky ya. Hepsi of. Öldü. Penta. Oscar oyala. Ölme Noah. Aha. Neşi var ya belki. Kimse yoktu. O onda deneyecek. Ah. İttir miydi? Noah tuttu oyunu ya. Oo. Asolse öldü yalnız. Oo öldü öldü. Kha'Zix'in ultisi geldi. İyi de kötü. Aa kesti. Of. Oğlum bir şey diyeyim mi? Flash'ı olsa Asol'ün arkasına evet, flash evet. Atsa kesiyormuş onu da. Evet, bence minyonla oynasa keserdi bu arada. Minyonlarla şey yapsa belki. Bence çok kötü olmadı ya sanki. Oğlum Asol 632 stack oldu. Ama Asol ultisini fena yediler ya. Onu öyle yememeleri lazım. Bir daha gelecek. İçindeydi onu mi? Şu an yememe ihtimalin yok ki. Baksana Ace'in şey. Ama bu fight'ta 2-3 kişi içindeydi anladın mı? Şimdi bence bak. Map kadar yemedi. Bak. Asol ultiye bak. Razorg arka tarafı çok iyi tuttu da acaba burada ulti basıp içeri mi girmemesi lazım? Bakayım aynen. Sanki içeri girmemesi lazım ulti basıp. Bence takımı kaçsın diye yapıyor. Kaçın kaçın diyor da Kha'Zix varken kaçamıyor. Kanka bir de Asol kovalayacak ki her türlü. Öyle bir şey yok. Evet. Yani kaçın diye bir şey yok. Asol her türlü kovalayacak takımı. Bence de öyle. Aa, iyi başka oynuyor türlü ya. Mantığı yok bence girmenin. Orada fight kazanılmaz ya. Yani. Rabadon geldi. Rabadon geldi. 700'e gidiyor. Eyvah eyvah var ya. E'ye bak oğlum. Draven 6 item. Şu an Witcher'da oynaması fena zekti. Ama böyle kaybettiğin an işte o da problem. Bir de şey sıkıntı ya Çerez. Sadece sol da değil yani. Solu kessen Draven herkesi yok edecek falan böyle. Bence bu arada ama Orianna şu an çok iyi pick buraya. Draven'ı falan fight'a sokmuyor. Asol'ü falan böyle tekleyebiliyor ya. Ya teklemese bile çok kötü pozisyona sokuyor. Orianna bayağı iyi burada. Draven'ın rahat oynayabildiği bir mid lane yok herhalde ya zaten karşısında. Büyük ihtimal. Böyle mid lane'ler darlıyor. Fena mahvediyorlar. Aha. Aha. Of, ne vurdu lan gelmiş. Kötü çok güzel çok biraz. Güzel. Asol ultisi gitti hiçbir şey olmadı. Oğlum Zonya basan kim? Humanoid mu basıyor Zonya'yı ultiye? Aynen. Sanki Milio basıyormuş gibi geldi bana bir an ya. Paze vuracak ya. Şu Paze'in basiclerini yememesi lazım. Aurelion bir E koyacak oraya. Aha kanyon sıkıştı. Aa çok iyi lan. Aldılar. Oğlum Poppy hareket edemiyorlar Asol için. Evet kanka çok sıkıntı. Aha Asol kötü pozisyonda diye girdiler. Keen. Keen'i kes, Keen'i kes, Keen'i kes, Keen'i kes. Asol çok iyi Zonya bastı, Keen öldü. Humanoid Zonya'sı yok, az önce ultiye bastı Humanoid. Senin Allah belanı vermesin ya. Kanka, nasıl çıkacaklar şimdi kanka buraya? Bu pozisyon bana sorduk. Ulti geldi Aphelios, sen burada Tel'nin başı dertteydi. Soflavr ön taraflarda. Canımız çok iyi durumdaydı ama Tel'nin de aynı şekilde. Bobby içeri doğru topları atmaya devam ediyor. Çok kötü yerde sıkıştık dediğin gibi Johnny. Ne yapacağız acaba? Armut oraya doğru yaklaşmaya çalışıyor. Eyes bu arada Armut'u sersemletemedi. Çıktı oradan. 4-5 şans daha fazla olan onlar. Papara süpürmesinin buradan çıkması lazım ama o kadar bir yerde kaldık ki.
Hasar vermeye devam edin. Bekleme süreleri kapat. Ya bırakın gidelim. Bu ne böyle, yeter lan. Ya yeter ya. Açın yolu. Tamam abi. Işınlar geliyor. Zaytlot geliyor. Zaytlot düşmedi. Vahşi bilme geldi, evet. Evet işte bu, ama Iris'ın azalı düşecek. Zaytlot da düşecek. Armut'un gelişi yetişmedi. Ya öyle bir yerde öyle bir hamle yaptılar ki bize. İğrenç bir sekanstı bize. Bolulu çık çık çık. Kaç kaç Bolulu kaç. Aa bir dakika bir dakika. Dur. Hayır. Bolulu niye girdin oraya? Vur sopayı. Sonunda vurdu. Çıktı çıktı çıktı. 2'de 2 yaptı. Klon'da bıraktı arkaya. Ya biz bizi orada niye tutuyorlar? Bizi hayatımdan 3 yıl gitti Regardur. Ya adam pozisyon bana tanıdık geldi. Aha ne? Aha kesemedi. Dizini gitti. Ya. Dizini gitti. Bitti oyun. Midde wave de var. Ya. Ya. Dizini gitti ya. Asol ultisiz kazandılar ha. Bu arada bence asol ultisiz olmuyor tam. Humanoid'in zonyası olsa burayı kazanıyorlar bu arada. Ben Humanoid'in de sadece asol ultisine zonya basması mantıklı mı ya? Bence değil abi. At shield kendine. Devam et. Yanlış mıyım? Kanka kurda tek mi yiyeceksin? Tamam zonya bastı işte. Zonya bastı. Zonya bastı oğlum. Sen mi izliyorsun Çerez? Hayır şimdi alacağım, bakacağız hepsine, bekle. 37 idi galiba o fight. Bak az önceki şimdiki fight'ta da Orianna pit'e girmesi gerekiyor takımıyla. Çok ayrı kaldı da öldü bence. Kazik sülemiydi evet, yani. Zonyası olmasa ben ölmezdi. Bence o son fight Zonya'yı basmaması lazım ya. Bak şimdi. Bekliyorum arkadaşlar, bekliyorum. Fight miydi ya? Daha erken değil mi diyeceğiz sanki? Hayır bu ya, daha şey. Erkendi bu son. Ha. Bak. Zonya. Orada kaçarmış. Kaçarmış. Oğlum çok kötü bu Zonya işte. Evet. Bu arada Keen'e ulti atsa Keen'i de öldürüyorlar ha. Haberiniz mi? Ve oğlum şuraya Razorka shield verip ulti atsa, şuraya atıyorum Razor girebilse. Sonuçta girebilir adam yani. Öyle bir ihtimal de var. Zonya çok kötü o yüzden. Milyonun redemption ne peki abi? Düşünsene kanka. Değil mi? Çok kötü değil mi? Evet. O nasıl redemption oğlum? O redemption direkt... Bak o redemption mesela şeyde olsa... Belki direkte mirekte olsa bayağı iyi HP basıyor sonuçta yani. Sadece kendine basmış herif, ben ona... Bu arada... Aurelion Sol ne çok şey yapmış o zaman. Fena pressure'lamış oyunları, evet. Baksana. Bak olarak... Zinza ultisi, Humanoid'in zonyası, Milio'nun şeyi, kefareti, şaka gibi. Ya, bu ulti çok durmuyor zaten. Bir de. O Santa'ya bir ulti gelse direkt Zinza'ya bırakıp, o Santa ölüyor da ultisinden sonra abi. Evet. Ben olsam öldürürler ya. Keen diye adamlar öldürmüyor abi. Burada çık. Humanoid çok öne gidiyor kanka. Nereye gidiyorsun o kanka da? Evet evet, mesela şeyi esinden çıkmak için gidiyor da çok saçma. Bir de mesela ultisi de gitmiş. Chovy çok iyi zonya basmış. Buradan sonra çok zor ya zaten. zaten o Drake kadar oğlum. Asol'ün E'si. İzleyeceğim. 37 idi dakika galiba. 36-37 civarı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Draven oyun boyunca bence hiçbir şey yapmadı. Kendi fikrim yani. Pressure'ladı ya. Okeydi bence. Yani çoğu farklı edikleri olsa Genji daha kolay kazanırdı gibi geliyor bana. Draven useless kanka late'di zaten. Çok, yani çok zor oynaması. Var ultisi. Büyük ulti var. Tamam büyük ultisi aynen. Var Chovy'nin. Bakalım ne oluyor fight'ta. Koydu ultiye. Bak yok oluyor. Nereye gidiyor lan? O ne lan? Damage bile atmıyor. Damage bile atmıyor bu arada. Oğlum slow bile atmamış. Yasuo duvarı mı gelmiş? Ne oluyor oğlum? Oğlum Orianna ultisiyle elege mi etmiş adamın ultisini? Ne olmuş oğlum oraya? Büyük ultisi yok. Görsel bug mı? Oğlum tamam da. Slow da atmıyor ki. Bak şimdi. Ultisi de gitmemiş yani. Şu Milio yani. Yiyor mesela ultiyi. Yiyor mu? Hayır normalde yiyor. Şey olsa yiyor bak. Bak yemiş yiyor kanka. Ulti ne yemiş. O zaman sanki. Büyük ulti mi değil? Yani. Bak şu an yiyor mu çıkıyor. Ha oğlum map'te büyük ulti var işte. Map'te büyük ulti var. Evet doğru. Demiş atmıyor ama. Demiş atmıyor hiçbir şey. Evet. Bu arada harbi bug olmuş. Küçük şey de gitmiyor. Dalmayı bırak. Dalmayan ulti de gitmiyor.
Razorg damage yu izleyin. İzleyelim. Bakar, hasar tablosu da Asos'ta mı izliyordu? Aa vurmuş lan. Ama sadece ona mı? Birden 2000 oldu bak. Birden 2000 oldu. Aynen birden 2000 oldu. Vurmuş o zaman ya. Çünkü mantıken pause atarlardı oğlum. Öyle bir şey olsa. Evet. Bak 240. Aa yemiş yemiş. Ama bak burada Oscar'a da Q atıyor. Bak arkadaşlar onun damage'i de olabilir o. Sol taraf yemiyor sanki, yiyor mu? He Razor sol yiyor. Sol taraf yemiyor bu arada. Razor yiyor, sol taraf yiyor. Bak Noah yemiyor ultiyi. %100 yemiyor. Evet, bak adam hiçbir şey yememiş. Bak Noah'ı izleyin. Bak. Snow bile yemiyor. Yok Noah yemiyor. Arkadaşlar tamam minyonlar yiyor olabilir. Şurası şu üçlü ultiyi yemiyor. Bak şu üçlü yemiyor ultiyi. O üçlüye ne oluyor acaba? Fena değişik ola ya. Kefaret ama slow yemesi ya lazım. Kefaret. Kefaret. Nasıl ne oğlum, kefaret daha yeni geliyor oğlum. Hayır oğlum kefaret daha burada ya. Nasıl kefaret geliyor? Ya oğlum bir de chat'e bakmayın amına koyayım. Adam bronz. Zaten böyle bir şey olduğunu görse nereden anlayacak adam? Kefaret oğlum, burada da. Biliyor mu acaba? Milyon ultisi de var, basmamış ki. Her şey basmamış ki oğlum, damage yemiyor adam. Noah yemiyor kardeşim, %100 yemiyor. Al bak Razorg'daki etkiye bak, al. Tam ultini yendiği zaman. Razorg'daki etkiye değil bak, Noah'a bak. Daha kefaret burada, milyon ultisi var. Her şeyi var, al işte de burada. Sanki Arelion hasarı ve 4000 falan olurdu ulti. Oğlum zaten tabii canım, zaten burada Oscar'a da Q atıyor herif. E'sinin içinde herif. Büyük bir ihtimalle... Yani yemek komik yaptı, gelecek he? Ama şuradaki duvardan dolayı falan yemiyor olabilir. Anlamıyorlar bu arada büyük ihtimal. Yoksa remake atarlar. Evet evet, evet bence de. Anlamıyor. Bence de. Ana olaya bak. Önemli kişiler yememiş ya ultiye. Çünkü bak şurada Oscar'a Q atıyor Asol. Bak Q atıyor, oradan damage geliyor. Evet evet. Yani. Bu Milio ölüydü o zaman ya direkt. Çok daha önceden. Tabii tabii. Herkesi kesiyordu. Aynen Milio ölmüştü mesela. Ejder nasıl yiyor? Ya arkadaşlar ejderin yemesinden bana ne, isterse ejder tek yesin ya. Oğlum anlamıyoruz mu siz? Bana ne ejderin yemesinden? Razorg da yiyor ona bakılırsa. Bak kardeşim anlamıyorsunuz mu? Tekrar anlatıyorum ve son kez anlatıyorum. Bak ulti indi, Razorg'un canı düştü ve efekt var. Noah da nerede? Allah Allah. Hala ejder yiyor. Yok minyonlara bak, yok ona bak, buna bak. Bana ne oğlum ejderin yemesinden? Sol tarafa gitmemiş kanka ulti. Sağ aşağı doğru gitmiş. Sadece... Evet, soldaki minyonlar da yemiyor baksanıza. Evet bak bunlar da lazım. Bak bunlar da yemiyor. Bak, bu bildiğin ulti bu tarafa gitmiyor kanka duvardan aynen dolayı. Bildiğin ulti şuraya sadece gitmiyor. Yasuo bol gelmiş oraya kanka. Yükselti farkı var. Oraya yokuş kanka o yüzden. Allah Allah. Yokuş yani aşağı gidiyormuş değil mi sadece Arelion? Ha bir de komik taraf kanka geç diyorsun. Bak fight'ın sonunda Fnatic burayı kazanmıyor mu? Evet. Kazanıyor, evet. Baron Maron evet alıyorlar oğlum galiba sonrasında. Bak şey ejderi alıyorlar mesela. Normalde Milio ölü şu an. Direkt. Hatta Milio erken olsa Keen ölmeyecek belki. Normalde de shot aldı direkt alıyorlar. Chrono break ya burası direkt. %100. Ama dikkat etmek çok zor ya. Ya onu sadece Sante fark edermiş. Abi işte bence işte böyle durumlarda bence koçlara yetki vermeleri lazım. Bir anda oyunu koçlar yapabiliyor sanki lan. O hakeme söyleyebiliyorlar sanki koçlar. Ama hakeme nasıl söyleyecek ki? Hakem içeride adamların arkasında. Onu direkt baş hakeme söyleyecek. Ha evet baş hakeme hakem söyleyecek. Hakem de paslayacak. Doğru olur bu arada doğru. Yapılıyordur büyük ihtimal. Onu direkt ver. Galiba sadece oyuncular pause diyebiliyor ama hani hakemler... Hayır ya şeyler pause atıyor ya oğlum. Hakemler de pause atıyor ya o... Hayır atabilirler oğlum. Riot zaten istediği zaman atar. Hı. Ama hani buna izin versin gidip söylesin adama burada bug var %100 eminim diye. Aynen. Adamlar pause'lasın yani. Zaten izletse onlar da inanır yani. Oyun devam ederken 2 dakika pause olsa oyuncular bir şey olmaz. Oyuncular o hararetle o pause'ı hani ya görmüyorlar ya almıyorlar ya da şey oluyor... Kanka adam direkt düşünüyor ki ulan ya çarptıysa hani ben göremediysem o anda diyor. Tabii, anladın tabii mı? O zaman o büyük göt olma korkusu. Ama şey var bakıyorsun Zinza yemiş, Poppy yemiş. Ama işte biz izlediğimiz için onu koç mesela evet söylerse daha rahat olur. Aynen koç aynen. Kesinlikle söylemesi lazım. Oyun için fark etmedik sonuçta ilk izlediğimizde. Bir sen fark ettin galiba değil mi Şerez? Sejuani yok Serin söyledi. Sejuani'nin Serin duvara takılan Q'sunu tümleyen görmüştü bir alt yapılmadı. Kanka Sejuani Q'sunda... Fnatic istiyor. İsterseniz Corona Break alırız diyorlar.
Ama orada fanatik tarafı oyunda çok önde olduğu için orada Sejani'nin ölümünü kabul ediyorlar. Çünkü T1'a karşı bir daha o kadar öne geçeceklerini düşünmüyorlar. O zamanlar tak diye saniyelik geri alma yoktu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir muhabbet var orada. Minyonlar hasar yemiyor mu Serin ultiye? Ha, draft başladı Çerez. Serin. Ha, bize vermemişsin. Bize de verdin. Dur vereceğim kanka. Fanatik comeback atabilir bu arada ya bence. Abi chatte o kadar boş bilgi var ki yani deliriyorum ya. Mesela adam hayatında Asol oynamamıştır, maçına gelmemiştir. Adam diyor ki minyon hasar yemiyor. Kodum bilgi mi unutturuyorlar ya adamlar? Kafayı yersin ya. Onlar direkt trollüyorlar kanka. Dur geliyorum hemen. Şu draftı yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Garip bir maç sonunda Genji yine kazanmayı başardı. Ve geldik 3. maça. Bence Fnatic kesinlikle ve kesinlikle iyi bir iş çıkartıyor. Hatta kazanabileceği yere kadar getirdi. Ve bu maçta Ksante yasaklı. Ksante büyük dert. Gerçekten büyük dert olduğunu düşünüyorum ben. Diğer tarafta Senna Kalista Varus. Senna Kalista Varus diyorum. Senna Kalista V yasaklanmış. Varus'u ilk seçimden almışlar. Bu sefer Lucian Nami'yi direkt olarak karşı taraf alıyor. Bence az önceki sistem iyiydi diye düşünüyorum ben. Hani Lucian'ı alıp Draven Nami vermek daha iyiymiş gibi geliyor bana. Çünkü Lucian Nami'yi böyle bir takımlara verdiğiniz zaman gerçekten problem oluyor. Ashe Varus geldi. Sion geldi. Bu koridor değişikliği anlamına geliyor kısmi anlamda. Sejani tercihi geldi. Sejani'nin yanına istediğiniz üst koridoru rahatlıkla alabiliyorsunuz. Ve bu üst koridorunuzu ve sizin seçim yasaklama ekranınızı acayip rahatlatıyor. Bir Orianna yasaklaması geldi Genji tarafından. Bu arada Genji'nin Orianna yasaklaması biraz doğal. Zaten Kore'de Faker'a karşı sürekli bir şekilde Orianna'yı yasaklıyor adamlar. Günün sonunda Orianna'ya karşı çok fazla oynamamış olabilirler. Çünkü Genji'nin ben sanmıyorum ki Fnatic'e karşı bir ekstra hazırlık yaptığını. Adamlar normal oyunlarını oynuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Adam diyor ki biz BLG'ye karşı, T1'a karşı, ona karşı, buna karşı Orianna yasaklayacağız. Bizim Orianna'ya karşı antrenman yapmamıza çok fazla gerek yok diye düşünmüş olabilirler. Antrenman maçlarında Orianna'ya karşı çok oynamamış olabilirler son dönemde. Bu ihtimaller dahilinde. Ha, tabii ki bu çok etkiler mi? Bence hayır. Sonuçta bu adamlar çok üst seviyede oyuncular. Ama bu ihtimal her zaman mevcut. Talia yasaklaması da geldi. Burada Aurelion Sol yine açık. Azir hiç tercih edilmedi. Azir açık. Tristana yine açık orta koridor şampiyonlarından. Onun dışında Hvi'yi yine açık şampiyonlar arasında. Burada ben Genji'nin 4. tercihten üst koridor tercihi yapacağını düşünüyorum. Tristana banı geldi. Neden onu düşünüyorum? Ya da belki bir Azir. Hani çok çovi diyorsak ya burada işte Azir alırsam şöyle olur. Ama Azir alırsa rakip Asol alır. Öyle bir problem var. Derken burada üst koridor tercihi biraz normal. Hem Sion'u görüyorsun. Hem de Chovy'ye son piki bırakmak normal ve Vayne piki geliyor. Keen burada Zeus'a ikinci seçim yasaklama ekranından Vayne banlaya demek ki arka tarafta Vayne çalışılmış ve Vayne tercihi geliyor. Şimdi Chovy'ye son piki yine bıraktılar. Bu kesinlikle ve kesinlikle takımların istemeyeceği bir şey ve Chovy'nin har istediği bir şey. Niye? LeBlanc aldı. Sallıyorum Chovy tak diye şu an Vex, Lissandra ne bileyim istediği herhangi bir pikle üstünlük kurabilir rakibine. Bundan emin olabilirsiniz. Sonuçta bu adam Chovy görüp tercih yaptığı zaman gerçekten farklı olabiliyor. Koridor değişikliği olacağı için Vayne için biraz sıkıntılı bir maç. En azından erken aşamalarda ama tabii ki belli bir dakikadan sonra yan koridorlarda Vayne'in etkisini, gücünü göreceğiz diye düşünüyorum ben. Xin Zhao'yu da aldılar. Burada Xin Zhao iyi bir tercih. Vayne'in hasarını hiç yemiyorsun. Lucian'ın hasarı aynı şekilde ve o menzilli koruyarak takımını savunabiliyorsun. Böyle bir artın oluyor. Ve burada Aurelion Sol, Azir aslında LeBlanc buradaki tüm tercihlere karşı fena olmayan bir tercih. Ama günün sonunda burada çok fazla hasara sahip oldukları için belki Azir alıp tank Azir gidebilir diyecektim. Ama yine Aurelion Sol tercihine gitti. Şimdi Aurelion Sol tercihinde erken oyunda çok problem yaşamazsa oyunun orta oyununda alacağı bir Merkür'ün adımları atıyorum. İşte bir Ryle'den gelen can, Lyandra'dan gelen can. Bunları hesaba kattığınız zaman LeBlanc'ın hasarı Aurelion Sol'e yetersiz kalabiliyor. Ama tabii ki erken oyunda problem yaşamaması lazım Chovy'nin. Ama yaşar gibi duruyor. Çünkü Humanoid acayip iyi bir LeBlanc performansı göstermişti. Seçim yasaklama bu şekilde. Koridor değişikliğiyle başlayacağız büyük ihtimal. Geçtik 3. maça. Seha. Sen draft'ı niye tek yapıyorsun lan? Kanka niye tek yapıyorum? Millet bunları seviyor. Hani orada ben tryhard olayım millete anlatayım diye şey yapıyorum. Hani
konuşurken şey oluyor diye, anladın mı? Tamam ya, boş yapmayız bundan sonra. Hayır oğlum. Draft'ta... Tamam ya, boş yapmayacağım ben. Ne anlattım be koç? Oo Ferit hoş geldin. Vallahi bak. Ben konuşmaya başlayınca hiç susmuyorum galiba ya. Öyle bir muhabbet var değil mi Asım? Biraz çok konuşkan bir arkadaş. Eyvallah eyvallah. Konuşmaktan. Yayın değil de YouTube'da tek anlattığın ciddi maçlar çok daha sarıyor. Abi olur öyle. Burada bak serin olmasa belki Asol'ün orada bug'ını göremeyebilirdik. Anladın mı? Öyle bir olay var yani. Acı muhabbetli daha iyi ya. Ben Twitch'i seviyorum senin. Bu arada Ferit videoyu ne zaman çekiyoruz ya? Aha. Bu sesi açayım. Döndük biz. Tamam. Ben sana yazacağım. Papa Vayne gelmiş bu sefer. Oo serin. Ayıp ama. Bence o Vayne pick'i ayıp kanka. Ya bu arada lane swap metasında ya şöyle bir olay oluyor. Urgot da böyle oldu bence. Bence şu an millet şeyi fark ediyor yavaş yavaş. Ben bunu kime söyledim? Ragnar'a mı? Sion artık lane swap'ta düşünüldüğü kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Niye biliyor musun? Sion aldı adam. Diyelim ki cidden 3 level oldu ve sen 2 levelsin. Level diff yedin. Veya bir 10-15 milyon fark yedin. Aha. Abi bak Genji, bak bir şey diyeyim mi? Şu olay direkt Fnatic koçuna yazar. Bak direkt Fnatic koçu. Niye? Biliyor musun Asım? Bilmiyorum. İlk maçta lane swap atan Genji'ydi. Aurelius, ay Chovy şuraya ward attı. Tam Ki'nin durduğu çalıya direkt ward attılar kanka. Ve Oscar mid'e gank atmaya çalıştı. Gördükleri için gank yemedi. Humanoid aynı pozisyonda gank. Fnatic koçu Genji'nin attığı o totemi görüp, bakın arkadaşlar buraya totem atıyor adamlar, biz de yapabiliriz swap attığımızda diye hemen info vermesi lazım. Hemen. Biz buradan görüyoruz yani. Ya, yapma gözünü seveyim yani. Bak bir tane totem yüzünden flash gitti. Ne dedik? Aurelion Sol'e karşı LeBlanc'ın early'de bir şey yapması lazım. E o da yok. Şu an sıkıntıya girdi. E, ne anladım ben bu işten? Hazırlık farkı var yani. Abi hazırlık değilim. Bak Serin, sana demedim mi ben ne güzel ward attılar diye? Sana mı dedim? Evet. Farfetch'e mi dedim? Hatırlamıyorum. Ben yoktum galiba. Neyse. Abi o zaman Fnatic'in koçu da bunu demesi gerekmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Neyse ben şunu söylüyordum. Sion bu farmları alıyor ama günün sonunda Vayne her türlü sideline'de kaybedecek. O yüzden Sion'un aldığı buradaki 1-2 XP fazlalığı, 3-5 milyon fazlalığı çok da önemli değil. Anladın mı? İnsanlar bunu anladı. Şu an artık Sion'u o yüzden çok almıyorlar. Hatta bu mantıkta Sion çok kill aldığı için... Bu nasıl dive? Allah'ım çok clean oynadılar. Bu nasıl dive? Normalde 2-3 kişi ölürdü bu arada. İzleyin. Bak bu dive'ı Beşiktaş atacak. Penta atmıştı Sion. Olur. Doğru diyor gibisin ama zaten Sion hiçbir zaman kazanmayacak Vayne'e karşı. Lane swap'ta ama adam mesela 3 level oluyor. Bir şeyler alıyor. Vayne alamıyor. Ve bottan mesela plate alınmasını engelliyor şimdi Sion. Ama öbür tarafta engelleyecek çar yok. Tamam. Ben ona okeyim. Zaten genel anlamda iyi olabilir. Ama sideline'de büyük problem. Mesela Urgot bunu Bivipo ilk gösterdi. İşte mesela Vayne değil Urgot düşün. Urgot da fight'ta useful. Side'da da yeniyor. Anladın mı? Ama İlla Vayne olmak zorunda değil. Ölüde daha güçlü kalıyor Sion. Ve eşit kalsın. Eşit değilse de %20 az gidecek. Mesela laning'i direkt oynasalar Sion daha geride, Urgot daha güçlü olacak. Böyle niye Sion Urgot matchup'ı oynanıyor ki? Oynuyor insanlar. Bak zaten oynanıyor. Side'da yine yeniyor Urgot. Ama böyle olduğunda mesela Urgot 3 levelken Sion 5 level oluyor mesela. Normal bir koridorda bunun olması imkansız. Ve plate almasını engelliyor Sion mesela. Ya evet de bu counter pick'ten bence kurtulmuş olmuyorlar. Zaten maçta da hani göreceksin ya, büyük ihtimal çoğu takım yapmayacak bunu bence. Ki yapmıyorlar zaten. Öldü lan Lucian ya. Helal lan. Vallahi kestiler. Bu çok kötü bayağı işte. Bayağı iyi flash atlayış.
Bak bu çok kötü oldu Genji için. Lane de fena kötü lan. Koç 4 sıçrayı için onu değer mi kesmek? Değer. Zaten flash'ı başka ne yapacaksın oğlum? Ya tabi burada Lucian'ın flash'ı lazım oldu ama Lucian kendisi kötü pozisyonda kaldığı için öldü. Flash olmadığı için değil. Bak flash seni yaptığın hatayı telafi ettiriyor gibi düşünün. Sen hata yapmazsan flash çok önemli değil. Ha, önemli evet. Sonuçta adam sana flash engage de yapabilir. Hani hata yapmadan da ölebilirsin. Ama genelde flash senin hatanı telafi ediyor. Burada atıyorum Lucian hata yaptı. Flash olsa hatasını telafi edecekti. Olmadığı için öldü. 4 flash bir Sion değmezdi koç, ne alaka? Can kardeşlerim, orada Sion ölmezse oradaki tüm minyon dalgasını alacak adam. Orada her türlü öldürmeleri gerekiyor. Gerekirse skor bile verebilirler, Sion'a dert değil. Tabi dert de. Orada Sion'un her şart koşulda ölmesi lazım. Her şart koşulda. Aynen. O doğru diyor Çerez. O dive atılacak hocam. Başka kaçarı yok onun. He, o dive atmıyorsan ikinci bir tercihim var. O da turnuvalarda yasak. Ne lan o? FF. Ben sövecekler falan sandım kanka. Bir an öyle bir geldim. Bak Vayne bir anda kanka eşitledi durumu. Birazdan da yenecek zaten, şu anda da yeniyor da. Yani Vayne pickini yine her türlü kullanabilmiş oluyorlar. Sadece ilk üçte bile kurtardılar. Bence şu an Swap'ın en güzel yanı, Fnatic'i bayağı iyi oynadı. Swap'ın en perfect senaryosu bence burada bot lane'in kötü bir matchup oynuyorken ilk 3 leveli kurtarmak. Mesela Alistar oynuyorsun. Alistar 3 level olana kadar bot. Hiçbir boka yaramıyor char. Attın swap'ı. Gerekirse adam 3 plate aldı. Sen 2 aldın. Base attın geldin. Alistar'la 3 levelsin. Sonra oynadın. Bu arada bu Humanoid'in aldığı killer acayip önemli. Girdiği üründen ekstra fena gold alıyor. Ya değişik bir item kasacaktı galiba. Şey alıyor ya bu. Serin. Ufuk getiren alıyor. İkinci item. Ne diyorsun ona LeBlanc'a? Yani okey galiba. Başka bir şey alamıyor ya zaten. Ufuk getiren hangisi ya? Horizon değil mi? Horizon Focus aynı. Horizon Focus. Ben bir Lich Bane denedim. Ben de TR caster'ları gibi kanka şey oldu, anladın mı hani? Artık YouTube'dan dolayı ya, Türkçeleri biliyorum kanka. Oyunu Türkçe yaptık oğlum. Onları bilelim diye. Aurelion'u da onu alıyorlar bu arada. Üçüncü item. Aynen onu görmüştüm. Çünkü alacak hiçbir şey yok ya şu an. Vallahi item olarak. Aurelion'u iyi değil mi bayağı ya? O ikisi üçüncü olarak onu alıyorlar. Aha. Aurelion. Abi adamın Sejuani oynayışa bak ya. Aha kestiler ha. Oğlum humanoid LB'si ne lan böyle? Bayağı iyi kanka. Hayır şey oğlum, son oyun LB'si çekti direkt blind işte. Laps diye. Bence ama kanka şey ya, orada LB'yi counterlayacak bir şey yoktu ya. Missandra bile iyi değil yani o kadar. Talyah yok. Orianna yok. Missandra LB'yi yenmiyor zaten ya. Evet evet. Hele bir de LB o matchup'a eğri giriyor. Eğer Cordor'u yemek isterse. Umano'yu da övdük. Vayne. Direkt Vayne'e shutdown gitti ya. Oğlum Vayne mi de gank atıyor, kill alıyor kanka. Ne izliyoruz biz? Ne yapacaksın ki burada lev olarak? Geri çıkacaksın. O riski almayacaksın mesela bence. Ama onu gel bilgisi mi? Geldi mi oğlum, onu bilmiyorsun ki. Evet. Büyük ihtimal Vayne base'den geliyordu. Base'den top'a gider gibi yapıp adam bir anda mid'e gitti büyük ihtimal. Ama mesela Vayne base'den mid'e de gidebilir, tapa da gidebilir. Bunu söyleyeceksin adam, adam da geri çıkacak bence. İşte onu söylememiş ama olabilir. Attı. Oscar demiştir ki mesela base attı adam. Tamam base attı ama mid'e gelebileceğini senin mid'inin düşünmesi lazım. Ama stack wave var. Stack wave'de tap gelir mi mid'e? Gelmez bence. Abi topa TP atacak, koşacak belki Asol. O yüzden gelebilir hani. Bence normal bir şey. Bilemedim. Bir tık zor ya bence onu şey yapmasın. Ya şöyle mevzu bence Asım'ın dediği doğru ama işte her zaman da onları dinlediğin zaman bu sefer oyununu oynayamıyorsun. Aman o kayıp, aman bu kayıp, aman şöyle, aman öyle. Böyle hiç zaten oynayamıyorsun. Zaten sürekli mesela karşı top lane sürekli kayıpsa ya da karşı mid lane sürekli pushlayıp kayıp oluyorsa
oyunu oynayamıyorsun zaten. Düzgün oynuyorsan oyunu eğer. LeBlanc'ı ikinciden gölge alev daha iyi olmaz mı Serena'nın? Abi gölge alev iyi bir item değil. Yani tabii ki iyi olduğu yerler var. Aha. Lan Oscar attın Q'ya ya. LB bir kill daha. Çalmaya mı çalıştı Oscar? O nasıl playdi lan? Gördün mü onu? Q'yu patlattı bile erkenden hızlıca. Lichmey niye kötü dedin lan? Şeye, LeBlanc harbi kötü mü oluyor? Ben bilmiyorum, bilmediğimden soruyorum. Ben denedim, çok iyi gelmedi ya. Kanka stat vermiyor item, stat şey olarak yani. Magic pendir, bilmem nedir. Bence LB'ye Lichmey ne zaman alınır? Bence yani şey olduğu zaman. Hani böyle side lane oynayacaksın çok fazla, kulelere molelere vuracaksın. O zaman bence bayağı okey. Zor bir atlı, TP'yi görmedim. Bu arada Vayne direkt maçı taşıyor şu an ha. Bak ciddi söylüyorum. Vayne direkt her yerde. Sion hiçbir şey yapamıyor yani. 2-0 oldu adam. LeBlanc yenmeyecek mi mesela side'da o Vayne'i? Yenebilir. Çok iyi oynaması oo lazım. Oha. Ama şey attı kanka. R tutturup QW attı. Yani orada yaşama ihtimali yok zaten onun. E geldi. Açtı iyiliği. Oo. Bu arada Paze bayağı iyi oynadı ha. Lan! Ne yapayım? Hest oyun her yerde kill var. O da öldü. Ya abi Chovy ya ne uyuz adamsın ya. Noah bir tık trollüyor gibi. Bir tık. Kanka mesela ben bir şey soracağım. Ben her zaman bunu savunmuşumdur. G2 için de bunu söylüyorum. Şu an Fnatic'te. Top lane'de de fark var. Evet jungle'da da farklılıklar var ama. Bot lane'de. Runner artı carry'e var gibi düşün yani. Gen G seviyesinde diyelim. Tamam mı bot lane? Fnatic bu seriyi yenemez miydi sizce? Çok rahat. Bence 2-2'ydi şu an seri, öyle değil mi? Değil mi? Abi G2'nun böyle bir şey yapması lazım işte. Bak vallahi biz... İyi bu arada. Yok yok. Sen değil kanka mesela. Yok kanka. Yok sağ ol ben almayayım da. Bayağı bence. Tamam o göreceğiz. Cuma günü buradasınız değil mi? Bak 2-2'de yine yenemezler büyük ihtimalle. Anlıyorum seni dediğini ama Nikkei support olarak çok iyi bir oyuncu abi. Ben herife bayılıyorum. Tamam arada. Cuma günü burada olun kanka. Bu Junno'a mesela adamlar bir de kanka şey ya ne lan? Import. Import gelip takımın weak halkası olmak en sevmediğim şey. Neyse günün sonunda bence G2'ya Ruler artı carry'e tarzı bir adam, öyle atıyorum Gumayushi carry'alar falan, o tarz böyle bot lane'ler çekseler, ne bileyim işte Lehend, Paze falan, bence Worlds'de falan bir şeyler yapma ihtimalleri var. Çünkü bence Caps falan her zaman Worlds class yani adam. Tamam işte Chovy'ler, Faker'lar daha iyi ama o seviyeye daha yakın yani Caps, anladın mı? Umanet'i trolledim ilk oyun, bayağı trollü var mı? Tamam ama Caps sonuçta daha iyi, ben G2 için söylüyorum. Cun'un yaptığına bak kanka, kanonu kaçırdı herifler. Adam ben işledi. Attı. Ne yapıyor oğlum o Cun? Oh. Oğlum biraz mantıklı konuşla alakası yok. Ben şunu söylemeye çalışıyorum yani. Avrupa tarafı başarı istiyorsa Çin ne yaptı? Gitti Korelileri aldı. Başarılı oldu. Sen de yapacaksın. Ama top seviye alman lazım. Gerçekten top seviye. Hani öyle... Orada oynamış, yapamamış, gelmiş falan değil. Benim yani kendi fikrim. Bir tur denemek lazım. Bir tur deneyeceksin. Niye şeyden sonra alabilirlerdi bence ya. Final oynadıktan sonra. Worlds'de. Top seviye bot. Of 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 of. Asoleba. Bu neydi? Skiller kaçmaya başladı. E tutturduğunu görmedim. Aa bak bir şey diyeyim mi? Bak gerçekten bana inanmayacaksınız ama ben böyle durumlarda işte mesela LeBlanc oynuyor ya adam. Büyük bir ihtimalle adam şeyi düşünüyor. Panik. Anladın mı? Panik yapıyor onları. Yani adam tamamen sakin, tamamen gerçekten çok iyi bir pozisyon olduğunu düşünerek dalmıyor oralara. Baktı takımı yakalanıyor, adam panik skilleri atıyor. Evet tutması gerekiyor.
Ama panikle onları attığın zaman tutma ihtimali oran orantı olarak her zaman düşüyor yani. Evet. Ama bu çarı alıyorsan clean oynaman lazım yani. Evet ama yoksa takımı görmüyor mu oğlum? Takımı görmüyor mu? Gidip gidip ölüyorlar sürekli. Ama bu zaten 2-0 LeBlanc'ı değil mi? Ne LeBlanc'ı? 2-0. Geri ha. Düşmüş LeBlanc şey pike. Şey 7 skoru var ama 100 CS LeBlanc. Beyler mainleri çekin. İşler yapmam lazım. Bu çarda da hatayı direkt şey yani. Hata yaparsan sikiyon direkt. Oğlum Paige de sola adım atmış ama ya baksana ufak da olsa. Tabii Humanoid'a yazar yine ama. Of, al, bir şey diyeyim mi? Çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı. Bayağı iyi oynadı. Lan ben de diyorum ki niye chain atıyor? İkinci ultisini kaçmak için kullanmayacak mı diyorum kendi içimden. Allah belam versin bak. Adamın kafada varmış plan kanka. Bunu hiç sendeyiz oğlum bu oyun. Yaparsan sen yaparsın. Bak kanka horizon fokus aldı. Evet biraz level'da geri ama ya. O sıkıntı. Ya şu an bence Genji şu konuda iyi durumda. LeBlanc'ı Chovy'den uzaklaştırıyorlar sürekli. Anladın mı? Chovy bir şekilde yandan yandan farmlıyor. Lan ama yener ya. Aurelion direkt yener LeBlanc'ı bence. Tabii tabii. Yani yener şu mi? An... Yener yener. Kanka öldüremez ki ya. Hani hasar tek, yetmez herhalde aynen. LeBlanc'ın. Ya full combo atarsa ölmez imkanı yok. Sonra Asol gidip keser büyükme. Aynen. MR da almış. O da flash alır. Aa! Oğlum evet. Level farkı da var ya. 11 olması lazım. Vayne'in hiç şansı yok. LeBlanc'a karşı. O çok iyi. Ooo. GG. Mesela Sejuani öyle ulti. Yine işte ney? Oh. Acele abi. Acele. Oyun bu arada galiba. 250 stack kanka. Asol. Dakika 18. Mesela sence sizce veya Sion buraya iyi mi şimdi mesela? Kanka Vayne iyi mi sence? Öyle sorayım. Bence iyi. Vayne iyi değil. Değil bence o kadar. Bence Sion'u gördüğü için bayağı iyi. En kötü adam side oynayacak. Front to back yapacaklar. Bak adam side oynadığında ama sol tarafın initiate'i çok. Direkt basacaklar tuşlara. Bilmiyorum. 1-3-1 yaptıkları zaman Lucian'la mı engage atamıyor ki sol taraf? Vallahi Varus, Ashe. Tamam oğlum. Ashe ulti attığı zaman zaten Lucian önüne geçiyor direkt. Arındır basıyor sürekli. Hep, tamam adam hepsini yemeyecek ki oğlum adam. Işte. Zaten tutturması da zor deneyecek. Bayağı. Belki Sion ulti deneyecek. Side play zor bence Vayne'in biraz. LeBlanc gidip meşleyecek hemen mesela. Direkt öldürecekler. O Vayne zor oynar. Bilmiyorum. Asol de çok güçlü ama bilmiyorum yani. Sion bir de hiç tank olmayacak. Hem Asol hem Vayne var. Bunu yapmaması aynen, lazım ama Humanoid'in ya. Sejuani'ye karşı... Garip. Sion hater olmuşsun ya Çerez. Kanka zaten kimse almıyor da swaplarda. Yani bu her türlü daha worth oluyor yani. Sonuçta late game. Düşün dakika 40 oldu. Swap'ta oyun uzuyor sonuçta bir şekilde. Dakika 40 oldu. Ne yapacaksın? Direkt lose maç. Vayne dümdüz taşıyor maçları. Şu an sol tarafa karşı Vayne var ya. Dakika 40'ta dans eder direkt. Kanka bence öyle değil ya. Nasıl? Kim kesecek Vayne'i dakika 40'ta? Oğlum Varus Ashe. LeBlanc'a karşı hiç iyi değil de Vayne. Kanka bu dakikada olmayabilir. Dakika 40'ta direkt imkansız. Ve şöyle düşün. Sen sadece Vayne olarak düşünme. Vayne AD carry değil burada. Şimdi Vayne AD carry olduğu zaman ne oluyor? Sen Vayne'i kesince oyunu kazanıyorsun. Diyelim Vayne'i kesmek için 30 tane şey atlar. Lucian herkesi öldürüyor. Ya daha sol. Vayne tap'ın öyle artısı var. Yani tehdit sayısı çoğalmış oluyor. Sen bir tehdit için her şeyini atınca kaybediyorsun oyunu. Vayne de her şeyi attırıyor yani. Eğer kesmek istiyorsan. Şu an fight forcelayabilse bir... Evet fight atabilseler bayağı iyi olacak. Bence de. Oha ya. Ne kadar sinir bozucu fight atıyorlar ya. Genji tarafı. Vayne botta kanka 4v5 şu an. 4v5 kazanıyorlar kanka bir de. Yani. Vayne bottan 2 alacak. İşte şimdi oyun biter kanka onu söyleyeyim. Baksana oğlum. Ya kolay base atmak da yok anladın mı? Bir de bir tek kanyon flash attı yani onu söyleyeyim. Hiç çok bir şey harcamadı herifler. Oy çok iyi ok lan. Ama ölecek mi? Çok iyi oynadı Humanoid.
Kaçtı. Orada bekleyerek çok iyi yaptı, oto yemeyerek de. Abi adamlara baksana ya. Direkt nasıl kaçırıyorlar. Bir şekilde Vayne ve Osol'u kesebilirlerse geri kalan oyuncular Sion'u kesemez. E kanka bir şekilde Genji tarafını kesebilirlerse bence oyunu bitirebilir Fnatic. Sion'un boyun... Böyle oldu yani. Tanki olma ihtimali yok hocam. Asol Vayne varken ikisinden biri de tek atıyor yani. Ama ben Vayne'in useful olduğu kısmına bu oyunun hiç katılmıyorum. Hiçbir şekilde useful değil bence. Kanka o adam Terminus falan çektiği zaman ölmeyecek Asım. LeBlanc gidip senin kafanda ne yapıyor? Mesela LeBlanc QRW atıp Vayne'e tek mi atıyor? Yani kanka nasıl atacak? Öyle bir şeyi pozisyona girmeyecek ki adam. Yapma gözünü seveyim. Side'da da bir şey yapamayacak hani Vayne normalde. Of! O ne? Yalnız iyi girdi Razor. Daha yok yani. Oha, bu arada Lucian LeBlanc counter'ı direkt bak, direkt. Mid'de de zaten iyi oluyor Lucian LeBlanc'a karşı. Ne oldu lan LeBlanc'a? Al sana King kanka, ölmeyecek. Kanka yok, tamam da dakika adam. 40 diyorum, 23 kanka adam ya. Adam 40'ta da oğlum, mesela Varus. Tamam Varus adam tank kasıyor kanka karşı. 4-5'te. Kassın. Ya Asım ben, adam ben leş gibi oynayıp Vayne yani neyse. O zaman LeBlanc da kanka midde QR attı, %30 vurdu Vayne'e. Öyle mi diyeceğiz? Evet. Değil oğlum yani orada önemli olan QR EW'yu tutturması yani max damage. Onu tutturursa öldürüyor zaten. Varus yine mi hasar yemedi? Yemiştir ya bakalım. Pozisyona bak bakayım lan. Yemiş mi hasar? Bakıyorum. Şey oğlum ya of. Ya bu infolar. Şu Ki'nin oynayışa bak kanka, siktir git Asım ya. Oynayışa bak adam, hayır, öne tumble atıyor işte. İğrenç. Ulan adam geri Q atsa kesecekler adamı ya. Tamam bak ama sen Vayne hiç oynadın mı bilmiyorum ama LeBlanc, Varus, Ashe, Ziza'ya karşı gerçekten çok kötü bir pick oğlum Vayne. Hani tank vursun hasar kas. Oha! Oğlum Age of Knight'ı QW'la direkt ulti koydu. Kanyon fena yakaladı herifi. Görmedim. Abi Kanyon'un Sejuani'si neden bu kadar iyi abi? Evet fazla iyi oynuyor herif. Baksana şu an Vayne Sion'u bile zor kesiyor lan. Kanka boktan pik diyorum. Boktan pik, bir Zeus oynasın şunu da görsen. Hayır bak boyun boktan pik kardeşim. Vayne topu ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ben bence boyunu da bayağı iyi. Vayne top oynuyordum kanka. Bu boyunu iyi olduğuna ben inanmam imkanım. Hiçbir güç beni inandıramaz boyunu iyi olduğuna. Boyunu Genji'yi kazanacak evet. Belki 4 item olacak ki 1 ve 2 atacak bir yerlerde. Evet ama boyun iyi bir pik olduğuna inanmam ben. İnanırım. Bu maç da bitti 3-0 ya. Vallahi hızlı hızlı bitiyor başlar. O ikinci maçı kazanacaktı ya Fnatic. Sarardı. Evet evet, ikinci maçı yenmeleri lazımdı. Vayne ne kadar iyi pick olmuş lan buraya. Bilerek mi yapıyorsun oğlum? Baksana 4600 olmuş şurada. Farfı ciddi mi söyledin, makara mı yapıyorsun? Makara yapıyorum ya. Ben solo queue'daydım da tam dinleyemedim. Sonuna geldim. Vayne'e söylüyordu falan. Hayır Vayne'e söylemiyorum. Çerez çok iyi bir pick olduğunu savunuyor. İmkanı yok öyle bir şeyin. Hele lane swap'ta Sion'dan daha iyi olduğunu söylüyor kanka. Ben hiç katılmıyorum. Lane swap oluyor, Vayne daha iyi diyor adam. Sion'dan. Kanka oğlum öyle alıyorlar. O zaman git kanka Genji'ye söyle. Lane swap'ta almasın Vayne. Veya Genji değil T1'da aynı şekilde.
veya başka takımlar. İnsanlar artık Sion almayı bıraktı. Bir tek Avrupalılar alıyor oğlum Sion. Swap'ta. Ama bak adamlar Vayne'i görüp LeBlanc'ı falan da aldı. Varus Ash de var botta. Zinza da var. Öyle bir oyunda ben... Tam adam Varus Ash Sion görüp aldı Vayne zaten. İşte onu diyorum. Bence iyi değil kanka. Adam tamam bak aldı. Ben şunu demeye çalışıyorum sana. Şey doğru olmak şu an yok. Ben doğru demiyorum ki adamların yaptığı. Şu an dünyada Sion oynayan Swap'ta kalmadı. Kimse oynamıyor. Evdekiler oynuyor bir tek ya. Başka kimse oynamaz. Tamam ben sana söyleyeyim. G2 bile oynamayacak büyük ihtimal. G2 Zek oynar ya. Zek daha iyi bence. Zek çok bence çok daha bence işte iyi o da oynamayacak. Urgot falan Urgot. Çok daha güçlü. %100 yani. Urgot da güzel. Zek de oynar bence. En iyisi ama. Zek bence. Ondan sonra Urgot falan. Kanka en iyisi Zek değil işte bak. Mesela Lucian'la Mia karşı Zek bok gibi. Mesela. Bence Ash Varus varsa karşıda. Mesela şu an sağ taraf Zek alsa bayağı iyi. Bir de LB var gerçi. LB olmasa. Ama LB bir şey yapamıyor. Hani Zek LB'ye bir şey yapamıyor. LB de Zek'e aşırı bir şey yapmıyor ya. Peki. Genji yendi. Şimdi Genji Top Esports yarın da ne var? Ne vardı? Divan var. Divan G2 mu var lan yarın? Yarın PSG BLG var. BLG'yi ilk defa göreceğiz. Bin babam. Bakalım ne yapacak ya Bin abimiz. Bin, Keen ve Zeus abi. Bu üçlü fena. Bu arada burada niye sevinsin adamlar ya? Zaten yeneceklerini biliyorlar bunları. O yüzden sevinmiyorlar. 3-0 bitince sevinemiyorsun ya kanka. Yani şampiyon olsalar adamlar... sevinirler de. Tabii de. Yani 2-0'dan sonra bu seriyi kazanacaklarını biliyor zaten herifler. 2-0'dan önce de biliyorlar ama. Koç göre göre Asol bana atmıyorlar. Sürekli hasar makinesi Fanatik draft'ta sattı. Aurelion Sol draft'ın herhangi bir yerinde... Hani ooo çok fark yarattı falan denmiyor ki yani. Direkt player diff var. Draftlar öyle leş değildi bence. Adam ne alırsa alsın zaten aynı etki yapacak bu Chovy denen eleman. Geliyorum hemen. Chovy'de ne kasa varmış ya pardon klavye.